Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar, günlükle karşınızdayız. Sıcak gelişmeleri aktaracağız. Haberlerimize başlıyoruz. Suriye'nin kuzeyine olası yeni operasyon Milli Güvenlik Kurulu toplantısında masadaydı. Kritik toplantı sonrası açıklanan bildiride operasyonun milli güvenlik ihtiyacı nedeniyle yapılacağı ve Suriye'nin toprak bütünlüğüyle egemenliğini hedef almadığı vurgulandı. Yunanistan'ın ihlalleri, İslam karşıtı eylemler ve Libya'daki seçimler de bildiride yer aldı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından bildiri açıklandı. Bildiride terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu aktarıldı. Ek tedbirlerin görüşüldüğü belirtilen bildiride Suriye'nin kuzeyine yeni harekat mesajı da verildi. Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için hali hazırda icra edilen ve edilecek olan harekatların komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacımızın gereği olduğu belirtilmiş, bu harekatların komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir. MGK bildirisinin devamında Yunanistan'ın ihlallerine karşı da kararlılık vurgusu yapıldı. Uluslararası hukuku ve taraf olduğu anlaşmaları ihlal eden Yunanistan'ın Ege Denizi'nde tedricen artan kışkırtıcı eylemleri ve işbirliği anlayışıyla hareket edilmesi gereken ittifakları istismar etmeye yönelik gayretleri ele alınmış, milletimizin hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki kararlı tutumumuzun tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulanmıştır. Bildiride son dönemde bazı ülkelerde İslam düşmanlığının yeniden yükselişe geçmesinden duyulan endişe belirtildi. Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve Türk vatandaşlarının veli saldırılarla hedef alınmasına varan kışkırtıcı eylemlerin görmezden gelinmemesi konusundaki sorumlulukların ilgili ülkelere hatırlatıldığı da ifade edildi. MGK bildirisinde Libya'da sağlanan istikrarla ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının ve yeni çatışmalara yol açabilecek adımlardan kaçınılmasının önemi vurgulandı. Halkın beklentileriyle uyumlu şekilde milli uzlaşı temelinde adil, özgür ve güvenilir seçimlerin tüm Libya sathında düzenlenmesine duyulan ihtiyacın teyit edildiği de aktarıldı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK hedeflerine yapacağı askeri harekata karşı Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir açıklama geldi. Pentagon sözcüsü John Kirby, "Çok endişeliyiz. SDG güçleriyle temas halindeyiz. Bu operasyonun birçok konuda olumsuz etkisi olacaktır," dedi. Suriye'deki PKK varlığına yönelik Türk ordusunun askeri operasyon hazırlığı Amerika Birleşik Devletleri'ni çok endişelendirdi. Dışişlerinden sonra Amerikan Savunma Bakanlığı da olası operasyon için açıklama yaptı. Pentagon sözcüsü John Kirby, "Türkiye'nin sınır ötesi harekatı için çok endişeliyiz," dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz. İnşallah bu operasyonlar başlayacaktır. Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekat hazırlıkları Milli Güvenlik Kurulu'nda da ele alındı. MGK kararlarında güney sınırımızdaki operasyonlar milli ihtiyaçların gereği. Terör örgütlerine dönük operasyonlara devam edilecek denildi. Bunun üzerine Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyona karşı tutumunu açıkladı. Pentagon sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna harekat yapmasının DEAŞ'a karşı operasyonlar üzerinde olumsuz etki yaratacağını öne sürdü. Suriye'deki PKK'lılarla günlük temas halinde olduklarını söyleyen Kirby, operasyonun SDG'nin bölgeden uzaklaşmasına neden olacağını belirtti. Pentagon sözcüsü Kirby, "Çok endişeliyiz. SDG güçleriyle temas halindeyiz. Bu operasyonun birçok konuda olumsuz etkisi olacaktır," dedi. Pentagon sözcüsü Kirby, Türkiye'nin mevcut DEAŞ lideri El Kureyşi'yi tutukladığına dair haberleri teyit edemediğini belirtirken, "Açıkçası bütün gün bu konuya baktık," dedi. (Gülüyor)
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'deki operasyonlarla ilgili açıklama geldi. 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı. Öte yandan Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan PKK'lılara fırsat verilmedi. 7 PKK'lı terörist, komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyine saldırı girişimine devam eden teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan Pençekilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada durmak yok, yorulmak yok. Mücadeleye devam. İran kuzeyindeki Pençekilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi ifadesi kullanıldı. Kocaeli'de göçmenlere yönelik operasyon yapıldı. Yakalanan 272 Afgan uyruklu şahıs İstanbul'dan kalkan uçaklarla ülkelerine gönderildi. Kocaeli'de düzenlenen operasyonlar sonucu 400 göçmen yakalandı. Göçmenlerin işlemleri Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nde tamamlandı. ...400 göçmenden 272'si Afganistan'a gönderilmek üzere otobüslerle İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Göçmenler iki ayrı uçakta Afganistan'a gönderildi. 128 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderilecek. Türk ordusu Pençekilit Harekatı'yla İran kuzeyindeki PKK'nın kolunu, kanadını kırdı. Silahlı kuvvetler PKK'nın başını ezmekte kararlı. PKK yönetimi de bu durumun farkında. PKK İş Başkanı Cemil Bayık, Türkiye'nin PKK'yı tasfiye etme kararlılığına karşı CHP ve İYİ Parti'ye yardım çağrısı yaptı. Zapta kolu kanadı kırılan PKK, CHP ve İYİ Parti'ye yardım çağrısı yaptı. AK Parti-MHP ittifakına karşı mücadelenin sadece PKK'ya bırakılamayacağını söyleyen PKK'lı Cemil Bayık, CHP ve İYİ Parti'ye seslendi. Bayık'a göre CHP ve İYİ Parti'nin terörle mücadele politikasını sürdürmesi iki partiye de büyük kayıplar verdirecek. PKK'nın lider kadrosunda yer alan Cemil Bayık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki ZAP bölgesine yaptığı harekatında kapsamlı olduğu ve hedefin PKK'yı tasfiye etmek olduğunu söyledi. Bayık, CHP ve İYİ Parti'ye yanımızda durun yoksa kaybedersiniz mesajı verdi. Eğer PKK darbe yerse herkes darbe yer. Kimse ayakta duramaz. O zaman AKP-MHP Türkiye'de tamamen yerleşecektir. AKP-MHP iktidarı yenilecek. Herkesin bunu görmesi gerekiyor. Hesabını da ona göre yapmalıdır. Öyle Erdoğan Bahçeli'nin çevre çeperinde kimse toplanmamalıdır. O politikaya yardımcı olmamalıdır. Bu politikayla kim yürürse kaybedecektir. Bu Kürtler için de KDP olsun, Türkiye'de CHP, İYİ Parti olsun, kim bu iktidarla yürür, onların politikasına yardım ederse kaybedecektir. Hem de büyük kaybedecektir. Sık sık Türk ordusunun Pençekilit Harekatı'nın eski operasyonlardan çok farklı olduğuna vurgu yapan Bayık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöntem değiştirdiğini, büyük bir kuvvetle bütün tekniklerini kullandığını ifade etti. Röportajında Türkiye'nin hedefinin PKK'yı ortadan kaldırmak olduğuna tekrar dikkat çeken Bayık, KDP'nin Türk ordusuyla olmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Hayvansın! Ateş! Aman! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin arttığına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Elimiz kolumuz bağlı kalamaz" diyerek Suriye'nin kuzeyine harekat mesajı verdi. Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırmasına da tepki gösteren Çavuşoğlu, "Çok ciddiyiz, blöf yapmıyoruz, bu işi daha ileriye götüreceğiz" uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 yıl sonra ilk kez yapılan İsrail ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündemle ilgili sorularına yanıt verdi. Son zamanlarda terör saldırılarının arttığına dikkat çeken Çavuşoğlu, Türkiye olarak elimiz kolumuz bağlı kalamaz ifadelerini kullandı. Türkiye'ye yönelik terör tehdidi artmaya başladı. Son zamanlarda terör saldırıları artıyor. Türkiye olarak elimiz kolumuz bağlı kalamaz. Ne zaman bize saldıracaklar diye bekleyemeyiz. Gereğini yapmamız lazım. Suriye'nin kuzeyine harekat mesajı veren Çavuşoğlu, Amerika'nın mutabakata uymadığını söyledi. 30 kilometreyi terörden temizleme sözünü tutmadın, o zaman temizle açıklaması yaptı. Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına da tepki gösteren Çavuşoğlu, blöf yapmıyoruz. Atina uymazsa işi ileri noktaya götüreceğiz. Amerika'nın denge politikasında sapma görüyoruz. Uyarıyı da yaptık değerlendirmesinde bulundu. Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşması çerçevesinde şartlı olarak kendisine verilen adaların statüsünü bozması uluslararası hukuka aykırı. Yunanistan 1960'tan beri silahlandırıldı. Biz de vazgeçmezse egemenlik tartışması başlar dedik. Gayet sarih ve açık. Son derece ciddiyiz. Blöf yapmıyoruz. Yunanistan buna uymazsa biz bu işi daha ileri noktaya götüreceğiz. Bakan Çavuşoğlu'na Amerika Büyükelçisi'nin miting açıklaması ve parti ziyaretleri de soruldu. Çavuşoğlu, herhangi bir büyükelçi Türkiye'de iç siyasete karışamaz ifadelerini kullandı. Herhangi bir büyükelçi Türkiye'de iç siyasete karışamaz. Büyükelçinin açıklaması haddini aşan açıklamalardır, kasıtlıdır. Biz açıklamayla da karşılık verdik ama kendisini bakanlığa çağırarak gerekli uyarıyı yaptık. Bir büyükelçi haddini aşmamalı, kaldı ki 10 büyükelçi vakası var. Her ne kadar vatandaşlarımızı uyardık dese de iyi niyetli görmedik. Biz biliyoruz ki bazı siyasi partilerde bazı ülkelerin büyükelçilerine danışmadan hareket etmiyor. Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunu da değerlendirdi. Endişelerimizi ve beklentileri içeren bir belge vardı. Bunu arkadaşlarımız yazılı olarak verdi. Mazeret istemiyoruz, belge ve kanıt istiyoruz. Üye olmak isteyen onlar istiyorlarsa bu adımları atacaklar. Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail'in diyalog için hazır olduğunu da belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin NATO'da Amerikan planlarına bayrak açmasına da karşı çıktı. Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularını veto etmenin taktiksel bir hata olduğunu savundu. Finlandiya basınına konuşan Çeviköz, CHP Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır dedi. CHP, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya sokmak istediği İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini desteklediklerini açıkladı. Türkiye'nin NATO'da Amerika Birleşik Devletleri planlarına çelme takması, Türkiye'de en fazla CHP ve HDP'yi rahatsız etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı, İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine karşı çıkmasının taktiksel hata olduğunu savundu. Çeviköz, CHP, Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır ifadelerini kullandı. Çeviköz, Finlandiya'nın HS adlı medya kuruluşuna konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda PKK-YPG sorununu gündeme getirmesinin taktiksel bir hata olduğunu belirtti. NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı dedi. Finlandiya'nın NATO'ya gireceğini ve Türkiye'de iyi ilişkilere sahip olacağını söyleyen Çeviköz, Atatürk'ü örnek verdi. Atatürk de Finlandiya'yı severdi diyen Çeviköz, CHP'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olduğunu açıkladı. Finlandiya basınına HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy da konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'yi ikna etme çabasından duydukları şaşkınlığı dile getiren Özsoy, Finlandiya ve İsveç hükümetlerinin bu aşırı taleplere boyun eğmesi bizim için büyük bir hayal kırıklığı olur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin veto edilmesi taktiksel bir hata açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, bu Türkiye'yi her önüne gelene otomatik onay veren iradesiz bir ülke gibi göstermektir ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin bağımsız iradesi Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında net ortaya konulmuştur. Bu irade NATO Genel Sekreteri tarafından saygıyla karşılanmıştır. CHP adına yapılan açıklamanın NATO Genel Sekreterinin gösterdiği hassasiyetten bile yoksun olması yadırgatıcıdır. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında teröre destek konusunu gündeme getirmesinin taktik bir hata olduğunu söyleyen CHP'ye AK Parti'den tepki gecikmedi. 15 Temmuz'da da... Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin veto tavrının milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığı olduğunu ifade etti. NATO gibi bir güvenlik örgütü içinde güvenliğimize zarar veren ülkelerin bulunmasına karşı çıkmamız ve NATO'ya üyelik için teröre desteği kesmelerini istememiz kusur olarak görülüyor. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için teröre karşı kararlı durmak zorundayız. Bu bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır. Uluslararası güvenlik için beraber çalıştığımız NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin teröre destek vermemesini istemek temel hakkımızdır. CHP'nin kullandığı ifadelerin yakışıksız olduğunu belirten Çelik, bu Türkiye'yi her önüne gelene otomatik onay veren iradesiz bir ülke gibi göstermektir değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı gibi bir ifade kullanılması ise son derece yakışıksızdır. Kendi ülkesine başka ülkelerin gösterdiği haksız tepkiyi olağan karşılayan bir zihniyettir bu. CHP adına buna karşı çıkılması Türkiye'yi her önüne gelene otomatik onay veren iradesiz bir ülke gibi göstermektedir. Bunun 12 Eylül darbe yönetiminin Yunanistan'la ilgili yaptığı yanlıştan farkı yoktur. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya kaçacak iddiasına tepki gösterdi. Erdoğan, bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değil dedi. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerini tehdit ettiğini de belirten Erdoğan, kamu görevlilerine hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkesin devletin ve milletin düşmanı olduğunu ifade etti. Bu çirkefliğin amacı, devleti işleyemez hale getirmek, dolayısıyla milleti hak ettiği hizmetlerden mahrum etmektir. Böyle bir rezilliğe, böyle bir kepazeliğe, böyle bir ahlaksızlığa asla izin veremeyiz. Kaldı ki bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir. Son dönemde giderek sıklaşan bir şekilde ana muhalefet partisinin başındaki zatın kamu görevlilerine hakaret ettiğini, bürokratları hedef aldığını, hatta açıkça tehdit ettiğini görmeye başladık. Verdiği karar için hakimi, yaptığı işlem için polisi, yürüttüğü operasyon için askeri, attığı imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Devletteki teamüllere zıt bir şekilde baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Demokraside böyle bir usul olabilir mi? Hukuk devletinde böyle bir tarz olabilir mi? Devletin teamüllerinde böyle bir yöntem olabilir mi? Asla. Kamu görevlilerinin etik meselesini konuştuğumuz şu platformda aynı zamanda kamu görevlilerinin hakkını, hukukunu, onurunu savunmak da görevimizdir. Buradan açıkça ilan ediyorum. Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tehdit etti. Sözcü gazetesine konuşan Özdağ, Soylu'yu hedef gösteren skandal sözler sarf etti. Bakanlığın önüne ona vurmak için gittim, gördüğüm yerde döveceğim, haberi olsun ifadelerini kullandı. Seninle Süleyman bu iş... İkimizden birisi ölene kadar devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'na yönelik tehditlerini sürdürdü. Gördüğüm yerde döveceğim diyerek Süleyman Soylu'yu hedef gösterdi. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu... Sığınmacı kışkırtmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki kaos planlarını körükleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan açıklamalarına yenisini ekledi. Sözcü gazetesine konuşan Özdağ, İçişleri Bakanlığı'nın önüne Süleyman Soylu'yu dövmek için gittiğini söyledi.
hedef gösteren ifadelerle Soylu'ya yönelik tehditlerini yineledi. O gün Süleyman Bakanlığın önüne çıksaydı ona vuracaktım. Yani onun için gittim oraya. Bir yerde görürsem kendisini döveceğim. Haberi olsun. Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum. Tek başıma. Silahsız. Ümit Özdağ sığınmacı kışkırtması yaptığı için kendisine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ölümle tehdit etmişti. Açıklamalarında sık sık silah ve ölüm vurgusu yapan Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'nı basma girişimi meclis bahçesine son bulmuş, Özdağ Bakan Soylu'ya meclis önünden ölüm tehditleri savurmuştu. Bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Hepsi bir merkezden yönetiliyor. Amerika ekseninde bakabilirsiniz. Bunlar bu ülkenin çocuğu değiller. Bunlar birilerinin çocukları olmuşlar. Operasyon çocukları olmuşlar. Bunlar Soros gibilerin çocukları olmuşlar. Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve tarikat yapılanması iddialarına tepki gösterdi. Belediye önünde açıklama yapan Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz, usulsüzlüğe, yolsuzluğa, tarikatlara izin verilemez dedi. Buradan Mansur Yavaş'a sesleniyoruz. Yolsuzlukla mücadele söyleminiz sahtedir. Siz bu kirli sistemin parçası konumundasınız. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve tarikat yapılanması iddialarına Vatan Partisi'nden tepki geldi. Mansur Yavaş dosyaları savcılığa vermiştir. Fakat dosyalarda adı geçen teftiş kurulu raporlarıyla usulsüzlük yaptıkları iddia edilen isimleri daire başkanı yaparak savcılıktan gelen bilgi ve belge taleplerini engellemenin önünü açmıştır. Vatan Partisi, Ankara İl Başkanlığı ABB önünde Aydınlık Gazetesi'nin gündeme taşıdığı iddialarla ilgili basın açıklaması yaptı. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz, usulsüzlüğe, yolsuzluğa, tarikatlara izin verilemeyeceğini vurguladı. Diyanet İşleri Başkanlığı raporuyla yeni FETÖ olabileceğine dikkat çekilen Süleymancılar tarikatıyla işbirliği halindedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 4500 belediye kadrosunu bu tarikata peşkeş çekmişlerdir. Elbette bu işbirliğinin Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'den bağımsız kurulması mümkün değildir. Tokgöz, sözde Atatürkçü, sözde halkçı görünen bu belediye başkanlarının aslında kirli sistemin elemanları olduğunu söyledi. Bu sistemin ağababası Amerika Birleşik Devletleri ve onun şu anki başkanı Joe Biden'dır. Nitekim Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ABD Kalkınma Ajansı'ndan milyonlarca dolar hibe desteği almaktan geri durmamışlardır. Mansur Yavaş yönetiminin Filistinli Müslümanların katili İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nin bağışlarıyla Ankaralı'ya iftar verdirmesi de bu sisteme bağlılığının bir başka göstergesidir. Yüce Türk milletine sesleniyoruz. Altın tepsi üzerinde Türk milletine kahramanlık, dürüstlük abidesi yöneticiler diye sunulmaya çalışılan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, kirli küresel rant sisteminin devamı için çabalayan ve ipleri Atlantik kıyılarına kadar uzanan kukla siyasetçilerden başkası değildir. Deniz Tokgöz, Türkiye'nin önünde sistem dışı, kamucu ve gerçekten halktan üretimden yana çözümlerin mimarının Vatan Partisi olduğunu belirtti. Yurttaşlara çağrı yaptı. Milletimizden yetki istiyoruz. Rant ve tarikat belediyeciliğine son verelim. Milletimizden yetki istiyoruz. Üreticiyi baş tacı yapalım. Milletimizden yetki istiyoruz. Dolar saltanatına baltayı vuralım. Tam bağımsız Türkiye'yi kuralım. PKK destekçisi Aynur Doğan'ın 28 Mayıs'ta İBB Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde konser vereceği ortaya çıktı. Doğan'ın İBB organizasyonunda sahne almasına tepkiler gecikmedi. İBB'dense konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, 28 Mayıs'ta Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. PKK destekçisi Doğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahne almasına ise sosyal medyadan vatandaşlar tepki yağdırdı. Yazık, 5 şehit var bugün, şu habere bak. 5 şehidimiz var bugün, hiç utanma duygunuz yok mu sizin? Utanmanız yok mu?
Bugün bu ülkede 5 şehit verildi. 5. Eski CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi de İBB'nin Doğan konserine tepki gösterenler arasındaydı. Bu memlekette Kürtçe dahil her dilde konserler verilebilir. Şarkılar adam öldürmez. Tepkimiz hain terör örgütü PKK'nın paçavra bayrağı ve bebek katili Apoposter önünde konser verilmesine ve damarımıza basarcasına bunlara değer verenlere yönelik. Gelen tepkilerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndense herhangi bir açıklama yapılmadı. Pençekilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Er Mehmet Meral memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Bölgede operasyonlar aralıksız sürüyor. 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı şehitlerimizin kanı yerde bırakmayacağız notunu paylaştı. Pençekilit Operasyonu'na katılan piyade sözleşmeli Er Mehmet Meral PKK saldırısında şehit oldu. Meral Siirt 3. Komando Tugayı emrinde görev yapıyordu. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şehit asker için tören düzenlendi. Şehidin naaşı Küçüktaşlı Köyü mezarlığında ebediyete uğurlandı. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençekilit operasyonları sınır güvenliğinin sağlanması açısından büyük öneme sahip. Başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Öte yandan PKK hedefleri tek tek yok ediliyor. Suriye'de Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Pençe Şimşek bölgesinde de 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla öldürüldü. Diyarbakır'daki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı. Çocuklarının yolunu gözleyen aileler evlatlarını almadan eylemi sonlandırmayacaklarını söyledi. Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminde 997. günde geride kaldı. Çığ gibi büyüyen eyleme 3 aile daha katıldı. Ben buradan kızıma çağrı gönderiyorum. Kızım neredeyse yani bir şekil bize ulaşsın. Biz 7 senedir ne gecemiz belli ne gündüzümüz belli. Cemal Han, Muş'un Vato ilçesinden 7 yıl önce 16 yaşına daha kaçırılan kızı Dilan için eyleme katıldı. İnşallah bu çağrı üzerinde kızımız da bizi, kardeşlerini, annesini, babasını düşünür ve bize döner. Nöbet eylemindeki aileler kararlı. Çocuklar dağdan kurtarılana kadar eylem devam edecek. Mehmetcan Güvenç, ağabeyi Mehmet Şah için Muş'tan eyleme dahil oldu. Şahsen hiç görmedim yani, onu çok görmek isterdim yani. Annem, babam hepsi perişan, hala bir umutları var. İnşallah o da bizi görüp bir iletişime geçer yani. Yeslibe Toprak da Batman'ın Beşir ilçesinde dağa götürülen oğlu Murat için mücadele etmeye karar verdi. Zaten nerede olduğunu bilmiyoruz. Ne bir mesaj ne bir telefon, hiçbir şey yok. En azından bir sesini duymak istiyorum. İyi olduğunu bilmek istiyorum. Oğlum gerçi seni çok seviyoruz. Vallahi geç çok özledim, artık gel. Eylem yapan anne ve babalar HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Giresun'un Trebolu ilçesinde ziraat odası girdi maliyetlerine karşı kendi ilacını üretmeye başladı. Son dönemde girdi fiyatları arttı, ilaç ve gübre fiyatları. Üreticiler bu masrafları karşılayamıyor. Şimdi Giresun'un Trebolu ilçesinde bir üretim merkezindeyiz. Hem fındık üretimi hem de ilaç üretimi. Trebolu Ziraat Odası kendi ilacını kendisi yapıyor ve kendi fındık bahçelerinde o ilacı kullanıyor. Tarım üretiminde maliyetlerin artması üreticiyi alternatif ilaç üretimine yönlendirdi. Trebolu ilçesi Ziraat Odası fındık üretiminde zararlı böcek ve hastalıklara karşı kendi ürettiği tarım ilacını kullanıyor. Kireç ve kükürtten oluşan bir ilaç. Maliyeti uygun. Organik tarımda kullanılıyor. Ziraat mühendisi Rıdvan Temiz ürettikleri ilacı ulusal kanala anlattı. Sönmemiş kireç ve kükürtten kaynatarak yapıyoruz. Daha sonra kaynattıktan sonra kıvamı geldikten sonra belli oranlarda bunu makinemize koyup ilaçlamamızı yapıyoruz. İlacın kimyasal değil organik olması dikkat çekiyor.
hem fiyatın uygun olması hem organik olması, bunu kısa sürelerde birkaç defa yapmanız gerekecek. Onun dışında etkisi aynı. Ziraat Odası yetkilileri tarafından ilacın yapımı çiftçilere öğretiliyor. Maliyeti ne? Maliyeti 350 lira. Bunu satıyor musunuz? Yok, satma işimiz yok. Biz çiftçilerimize bir örnek olmak istiyoruz. Yapımını gösteriyoruz. Evet. Fındık bahçesinde ilacı kullanan üreticiler fayda gördüklerini söyledi. Verdiğimiz arkadaşlarımız bu parayla alınan ilaçlardan daha çok faydasını gördü bunun. Kendimiz de kullanıyoruz. Bunun öteki ilaçtan faydası daha iyi besi veriyor. Öteki gibi uç kurusu falan yapmıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı piyasa dengesi sağlamak amacıyla imalatçılara şeker ithalat yetkisi verilmesi için çalışma başlattığını duyurdu. Bu adımın özelleştirilen şeker fabrikalarının bir sonucu olduğu yorumları yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı şekerli mamul üreten imalatçılara şeker ithalat yetkisi verilmesine yönelik çalışma başlatıldığını açıkladı. Şekerde son günlerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin oluştuğu belirtilerek piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada şeker kanunu kapsamında yurt içi şeker talebinin karşılanmasının planlı üretim modeli olan kotalar vasıtasıyla gerçekleştirildiği anımsatıldı. Pancar şekeri için 2021 ile 2022 pazarlama yılında ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde 2 milyon 632.500 ton al kotası tahsis edilmiştir. Bu kotaya karşılık pancar şekeri üretimi ise 2 milyon 520.000 ton olarak gerçekleşmiştir ifadeleri yer aldı. Piyasalarda bu adımın özelleştirilen şeker fabrikalarının bir sonucu olduğu yorumları yapıldı. Fabrikaların özelleştirilmesiyle şeker üretiminde yaşanan düşüş, iç tüketimde ihtiyacı karşılayamadığı için dışa bağımlılığın da yolunu açtı. Rus Ural petrolünün varil fiyatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %20.8 düşerek 70.5 dolara geriledi. Brent türü ham petrole kıyasla da %33 daha ucuz fiyattan satıldı. Bu indirimden Türkiye'de yararlandı. Rus Ural petrolünün varil fiyatı Brent türü petrole göre geriledi. Rusya Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Ural petrolünün Nisan ayında varil başına 70,5 dolardan işlem gördüğü belirtildi. Böylelikle Mart ayında ortalama 89 dolar olan Ural petrolünün fiyatı Nisan ayında %20,8 geriledi. Söz konusu dönemde ortalama 105 dolardan işlem gören Brent petrole kıyasla da 33 daha düşük fiyattan işlem gördü. Türkiye'nin de indirimi tarif eden yararlandığı ifade edildi. Rus yetkililer daha önce batılı ülkelerin kendisini hedef alan batı yaptırımlarına karşı Asya pazarına yönelik petrol ihracatını artırmak istediklerini açıklamıştı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Rusya ile enerji işbirliği ile ilgili önemli mesajlar verdi. Ulusal kanal yayınında konuşan MÜSİAD Enerji ve Çevre Kurulu Başkanı Altuğ Karataş, Rusya ile Türkiye arasındaki enerji işbirliğinin iki ülkenin de menfaatine olduğunu söyledi. Türkiye ile Rusya arasındaki enerji işbirliği enerji güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Rusya ile enerji işbirliği ile ilgili önemli mesajlar verdi. Ulusal kanal yayınında konuşan MÜSİAD Enerji ve Çevre Kurulu Başkanı Altuğ Karataş, Türk Akım ve Akkuyu Enerji Anlaşmalarının iki ülkenin de menfaatin olduğunu vurguladı. Ve özellikle son 15-20 yıldır son derece stratejik giden ilişki, Türkiye ve Rusya işbirliğinin her iki ülkenin de menfaatine fayda sağladığı kanaatindeyim. Çünkü Türkiye büyüyecek. Yeşil dönüşümle birlikte, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'yla birlikte Avrupa'nın üretim üssü olacak, daha fazla enerji ihtiyacı olacak. Bu enerji için de Rusya ile işbirliğine ihtiyacımız var. Karataş, Türkiye'nin yerli ve milli enerji üretiminde izlediği yolu da anlattı. Tabii ki Karadeniz'de gaz potansiyeli bulduk ve 2023'te ilk 10 kuyudan toplam 40 kuyu var. Gaz çıkartmaya başlayacağız. 2025'in sonuna kadar tamamına ulaşacağız. Karadeniz'de gerçekleşme ihtimali var. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti şu anda Güneydoğu'da daha önce açıp kapattığı petrol kuyularında sondaj çalışmalarını da hızlandırmış durumda. En önemlisi
enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin de hızla Türkiye'de ilerlediğini, rüzgarda deniz üstü santrallere doğru bir hamle olacağını düşünüyoruz. Şu anda enerjimizin %50 ila %55'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiyoruz elektrikte. Hidrojen üreticisiyle Avrupa'ya enerji ihraç edebileceğimizi de son olarak hatırlatmış olalım. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi %14'te sabit bırakıldı. Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu faizi bir kez daha %14'te sabit bıraktı. Böylece banka üst üste 5. toplantısında da faizi sabit tutmuş oldu. Karar metninde küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağı öngörülmektedir. Böylece kurul politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir ifadesi yer aldı. Metinde ayrıca kurul güçlendirdiği makro ihtiyati politika setini ilave tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadeleri dikkat çekti. Para Politikası Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 23 Haziran'da yapılacak. Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplantı yaparak faizi bir kez daha indirdi. Politika faizi %14'ten %11'e çekildi. Bankadan yapılan açıklamada Rus rublesinin güçlendiği, mali istikrara yönelik risklerin azaldığı, bu nedenle bazı sermaye kontrollerinin de hafifletilebileceği bildirildi. Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rus ekonomisinde istikrar sürüyor. Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplanarak bir kez daha faiz indirdi. Politika faizi %14'ten %11'e çekildi. Açıklamada Rus rublesinin güçlendiği, mali istikrara yönelik risklerin azaldığı ve bu nedenle bazı sermaye kontrollerinin hafifletilebileceği bildirildi. Nisan'da %17,8 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun 20 Mayıs itibariyle %17,5'a gerilediği belirtildi. 2022 sonuna kadar faiz indiriminin devam edeceğine işaret edildi. Rusya Merkez Bankası batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faizini 28 Şubat'ta %9,5'tan %20'ye çıkardı. Banka 29 Nisan'da da faizi son olarak %14'e çekmiş ve faiz indiriminin de devam edeceğini belirtmişti. Öte yandan Rusya'nın para birimi rublenin değeri geçen hafta dolar ve euro karşısında 5 yılın zirvesine yükselmişti. Fahiş kira artışları ile ilgili 3 bakanlığın yaptığı toplantı ile ilgili ilk açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanıp hayata geçirileceğini söyledi. Kira fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili bakanlıktan açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanıp hayata geçirileceğini söyledi. Devam edeceksiniz. TRT'nin haberine göre Bakan Kurum, vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Gerek kira artışlarının takibi, gerek oranları noktasındaki düzenlemeler için bu çalışmayı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yakın zamanda bu düzenlemeyi açıklayacaktır ifadelerini kullandı. Ne olursa tankların önüne... Fahiş kira artışları ile ilgili 3 bakanlık özel toplantı yapmış, çözüm için 3 maddenin üzerinde durulduğu öğrenilmişti. Çözüm önerileri arasında kira fiyatlarının il il mercek altına alınarak TÜFE oranını aşan kiraların denetlenip ceza verilmesi, TOKİ, belediye ve şirketler aracılığıyla kiralık sosyal konut üretilmesi ve başta 3 büyük şehir olmak üzere kiralara tavan sınır getirilmesi yer alıyor. Pakistan Adalet Hareketi lideri İmran Khan, Amerikan destekli Şahbaz Şerif yönetimine seçim kararı alması için 6 gün süre tanıdı. Khan, aksi takdirde milyonlarca Pakistanlı ile başkente geri döneceği uyarısı yaptı. İmran Khan'ın önderliğinde Amerika Birleşik Devletleri darbesine direnen Pakistanlılar, Şahbaz Şerif hükümetine seçim kararı alması için 6 gün süre tanıdı. Pakistan Adalet Hareketi lideri İmran Khan, yüz binlerce kişiyle başkent İslamabad'da özgürlük yürüyüşü düzenledi. Şahbaz Şerif hükümeti ise yürüyüşü şiddet yoluyla bastırmaya çalıştı.
Polisin müdahalesi sonucu İslamabad ve Karaçi'de 8 kişi hayatını kaybederken İmran Han seçim kararı alması ve meclisi feshetmesi için hükümete 6 gün süre tanıyarak yürüyüşü sonlandırdığını duyurdu. Han, erken seçim kararı alınmaması durumunda tüm Pakistanlılarla başkente geri döneceği uyarısında bulundu. Sadece adalet arayışındayız diyen İmran Han, ABD destekli hükümetin polisle halkı karşı karşıya getirmek ve anarşi yaratmak istediğini vurguladı. Şahbaz Şerif hükümeti başkent İslamabad'ı 3 gündür abluka altında tutuyor. Kentin giriş çıkışları konteynerlarla kapatılırken kamu binalarına giden yollara çok sayıda polis konuşlandırıldı. Çin Halk Cumhuriyeti, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Japonya ziyaretinde yaptığı Tayvan kışkırtmasına karşı misilleme tatbikatı yaptı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından Tayvan çevresindeki sularda acil durum devriyesi ve gerçekçi muharebe tatbikatı düzenlendi. Çin'in ayrılıkçı girişimleri bertaraf edecek kararlılığa ve kabiliyete sahip olduğu vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri ile Tayvan'daki ayrılıkçılarının son günlerdeki işbirlikçi faaliyetlerine Çin'den tatbikatlı yanıt geldi. Çin Halk Cumhuriyeti, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Japonya ziyaretinde yaptığı Tayvan kışkırtmasına karşı misilleme tatbikatı düzenledi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından Tayvan çevresindeki sularda farklı askeri unsurların ve kuvvetlerin katıldığı müşterek acil durum devriyesi ve gerçekçi muharebe tatbikatına imza atıldı. Tatbikatla ilgili bilgi veren Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Shi Yi, Tayvan Çin'in parçasıdır ve cephe komutanlığının askerleri dış güçlerin ve Tayvan bağımsızlık güçlerinin her türlü ayrılıkçı girişimini bertaraf edecek kararlılığa ve kabiliyete sahiptir vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan sorunu konusundaki sözlerinin ve eylemlerinin bir olmadığını belirten Xi, bu ikiyüzlü bir tutum ve beyhude bir çaba. Durumu daha tehlikeli hale getirmekten başka işe yaramayacak ve Amerika Birleşik Devletleri de bunun ciddi sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacak ifadelerini kullandı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei'de Tayvan çevresindeki tatbikatın Amerika Birleşik Devletleri ve Tayvan ayrılıkçıları arasındaki işbirlikçiliğe karşı misilleme amacını taşıdığı, ulusal güvenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli olduğunu söyledi. Tan, Çin Halk Kurtuluş Ordusu savaş emrine hazırdır ve dış güçlerin ve Tayvan bağımsızlık güçlerinin ayrılıkçı girişimlerini kararlılıkla bertaraf edecektir değerlendirmesini bulundu. Times gazetesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Seyyad Hoda'yı suikastinin arkasında İsrail'in olduğunu yazdı. Habere göre İsrail suikastla ilgili Amerikan yönetimine bilgi verdi. İranlı albay Tahran'da 22 Mayıs'ta evinin yakınlarında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. İsrail Kudüs Gücü Komutanı, İranlı albayı öldürdüklerini Washington yönetimine rapor etti. Haber Amerikan New York Times gazetesinden yayımlandı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir istihbarat yetkilisine dayandırılan habere göre, İsrail yetkililer, İranlı albaya düzenlenen suikastin arkasında kendilerinin olduğuna dair Amerika Birleşik Devletleri'ni bilgilendirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Albay Seyyad Hodayi, başkent Tahran'da 22 Mayıs'ta silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Albay Hodayi, Kudüs Gücü Komutanlarındandı. İsrail'e karşı özel operasyonlarda görev alıyordu. Uzun süredir de Suriye sahasındaydı. Tahran'a döndü ve evinin yakınlarında motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı. Washington'a rapor edilen suikast itirafının New York Times'a sızdırılması Tel Aviv'de şaşkınlık yarattı. Jerusalem Post, İsrail'in gizli bilgilerinin medyaya verilmesinden dolayı yetkililerin öfkeli olduğunu yazdı. Washington'dan konuyla ilgili açıklama bekleyen İsrail güvenlik yetkililerinin İran'ın suikaste karşılık ülke dışındaki İsrailleri hedef almasından endişe duydukları aktarıldı.
İran'da suikastten İsrail'i sorumlu tutuyor. Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tüm General Hüseyin Selami, düşmanın hiçbir kötü eylemi karşılıksız kalmayacak demişti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üyesi Mecid Mirahmedi de suikastin kesinlikle İsrail'in işi olduğunu ve intikamının alınacağını açıklamıştı. İran, Yunanistan'ı korsanlıkla suçladı. Yunanistan kıyılarında İran bandıralı bir gemi Yunan hükümeti tarafından alıkonuldu. İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, içinde petrol olan gemiye Amerika'nın isteğiyle el konulduğunu açıkladı. Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin namına korsanlığa başladı. Yunan hükümeti, İran bayraklı petrol gemisine el koydu. Gemideki petrolü de Yunan ordusu boşalttı. Olayı İran tarafı duyurdu. İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yunan kıyılarına sığınan İran'a ait gemiye Yunan makamlarınca alıkonulduğu belirtildi. Açıklamada İran bayraklı bir gemi Yunanistan hükümeti tarafından bu ülkenin kıyılarında alıkonuldu. Mahkeme kararı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin koordinasyonuyla geminin yüküne de el konuldu. Mürettebat ve kendisinin güvenliğini sağlamak için Yunanistan kıyılarına sığınan gemiye ne yazık ki herhangi bir yardım sağlanmadığı ifadelerine yer verildi. Geminin taşıdığı petrolün askeri görevliler tarafından tahliye edildiği ifade edildi. İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu petrolün boşaltılmasının açık bir korsanlık örneği olduğunu kaydetti. Açıklamada Yunanistan hükümetine uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme ve İran gemisini derhal serbest bırakma çağrısı yapıldı. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest bu kez yurt dışında kapılarını açtı. Teknofest, Azerbaycan'da açtıkları standlarda ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor. Dünyanın önde gelen teknoloji festivalleri arasındaki yerini alan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl ilk kez Azerbaycan'da yapılıyor. Azerbaycan'ın üsreli bayrağını 26-29 Mayıs tarihlerinde yapılacak festivalde Türkiye'den İçişleri, Milli Eğitim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan, Baykar, Havelsan, Roketsan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye Uzay Ajansı gibi kurum ve kuruluşlar tarafından standlar açıldı. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenmeye başlanan ve dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline dönüşen Teknofest'in açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşma yaptı. Kardeş iki ülkenin el ele, omuz omuza teknoloji meşalesini yaktığı bir anın şafağındayız. Bu ateşin coşkusu Azerbaycan'ın her tarafını saracak, Türk dünyasını saracak. Bugün bu ana eşlik eden gençler, yarın dünyaya yön verecek mühendisler, bilim insanları, araştırmacılar olacak. İHA satmadıkları Türk milleti bugün devrinin en mükemmel teknolojilerini üretir hale geldi. Bugün o ülkeler bu meydanda gördüğünüz Türk yapımı mühendislik harikalarını alabilmek için adeta sırada bekliyorlar. Hürmetli gençler, az önce bahsettim. Siyasi anlamda tam bağımsız olabilmenin yolu teknolojik bağımsızlıktan geçiyor. Azerbaycan'dan katılımcı kuruluşlarla yarışmalara katılan gençler de festival çerçevesinde ürünlerini ve projelerini tanıtıyor. Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları ve Solotürk, Bakü semalarında gösteri uçuşları yaptı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Türk Savunma Sanayisi'nin gelişimini gözler önüne seren Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayi başlıklı görsel tarih çalışması ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri fabrika ve tersane işletme anonim şirketi, kara, hava ve deniz platformlarına yönelik yürüttüğü projelere ilişkin maketler sergiliyor. Türk şirketleri ürün ve kabiliyetlerini sergilerken insan kaynakları ekipleriyle öğrencilerle kariyer planlamalarına ilişkin görüşmeler gerçekleştiriyor.
Hazırlıkları incelemek üzere Bakü'ye gelen Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar festivalle ilgili konuştu. İnsanlık tarihindeki en büyük ayıpları şüphesiz sömürgecilik ve emperyalizmdir. Bu tehditlerin dünyayı esaret altına almasını engellemenin tek yolu teknoloji geliştirmek ve insanlığın hizmetine sunmaktır. Bunu toplumsal seferberlik ruhuyla gerçekleştirdiğimizde yüksek teknoloji geliştiren bir toplum olma hedefine daha da yaklaşmış oluyoruz. Festival kapsamında 29 Mayıs'a kadar çeşitli gösteriler ve teknoloji yarışmaları da düzenlenecek. Türkiye silahlı insansız hava araçları üretimindeki başarısının ardından şimdi de silahlı insansız deniz araçlarında da önemli adımlar atıyor. Ülkemizde üretilen Salvo adlı silahlı insansız deniz aracının test atışları Karacabey ilçesinde yapıldı. Bursa'nın Salvo testleri başarıyla tamamlandı. Türkiye silah sanayide önemli işlere imza atıyor. Türk üretimi silahlı insansız hava araçları SİHA'lar dünyanın gündemindeyken şimdi de silahlı insansız deniz araçları göze çarpıyor. Salvo adlı SİDA'nın test atışları Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapıldı. Salvo Diyarsan Tersanesi'nin öz kaynaklarıyla üretiliyor. Sınıfının en hızlısı, hareketli su üstü hedefine karşı güdümlü, mermi ve makineli tüfekle atış yapabiliyor. Test atışında birçok ülkenin büyükelçisi, askeri ataşeleri, yerli ve yabancı diplomatlarıyla protokol üyeleri yer aldı. 2-1-5 Salvo deniz üzerindeki hedefleri tam isabet vurdu. Testleri başarıyla geçen bu araçların çeşitli deniz savunma sanayi araçlarına entegre edileceği ve kısa sürede milli envantere gireceği bildirildi. Kısa bir reklam ardından günlük devam edecek. Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kadına yönelik şiddet, taciz ve cinayetin önüne geçmek için uygulamaya koyulan KADES hayat kurtarmaya devam ediyor. 8 bin personelin görev aldığı uygulama kadın gazetecilere ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Ayrıntılar haberimizde. 1247 birim özel olarak sadece aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarıyla ilgili iş ve işlemleri takip edebilmek için oluşturulmuştur. Elektronik kelepçe izleme merkezinde yerli uygulama KADES basın mensuplarına tanıtıldı. Kullandığımız hem yazılım hem de cihazlar yerli ve milli. Kadına yönelik şiddet, taciz ve cinayetin önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği KADES ayrıntılı şekilde kadın gazetecilere tanıtıldı. Burası İçişleri Bakanlığı'nın elektronik kelepçe takip izleme merkezi. Bu elimde bulunansa elektronik kelepçe. Bu kelepçe zanlının ayağına ya da el bileğine takılıyor. Buysa takip sistemi. Zanlının herhangi bir müdahalesinde işte ilk sinyaller buraya geliyor. Bulunduğumuz bu noktada bilgisayarlara gelen sinyallerle kolluk kuvvetleri gerekli müdahaleyi en kısa zamanda yapıyorlar. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin de katıldığı toplantıda KADES'in amacını, görevlerini İçişleri Bakanlığı Asayiş Daire Başkanlığı, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir paylaştı. Bu birimlerde toplam yaklaşık olarak 8 bin personelimiz görev yapmaktadır. Sadece bu birimlerde görev yapan değil, tüm kolluk personeli, kadına karşı şiddetle mücadelede en üst düzeyde duyarlı hale getirilmeleri, işlemlerini profesyonel olarak tesis edebilmeleri için sürekli olarak eğitime tabi tutulmaktadırlar. 2019 yılından itibaren 322.243 kolluk personeli, 6.284 sayılı kanun ve uygulama prosedürleri hakkında eğitime tabi tutulmuştur. Eğitimlerde en çok üzerinde durulan konuların başında mağdurla iletişim en önemli hususu oluşturmakla beraber yine kolluk personelimizin yetki ve sorumluluklarını bilmesi ve bu yetki ve sorumlulukları tereddüt etmeden kullanması ön planda gelmektedir.
Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen torba yasaya açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin sürelerinin uzatılması önergesi eklendi. 5 siyasi partinin kabul ettiği önergeyle izinler 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmış olacak. İzinden 640 bin mahkum yararlanacak. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinlerinin uzatılması için yasal düzenleme yapıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen bankacılık kanun teklifine 5 siyasi parti ortak önerge verdi. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin sürelerinin 31 Temmuz 2023'e uzatılmasına ilişkin önerge kabul edildi. Açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler izinden faydalanacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek. Genel kurulda milletvekilleri de önerge üzerinde söz aldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da genel kurulda konuşma yaptı. Bugün itibariyle 103.532 kişinin COVID-19 izni kapsamında dışarıda olduğunu söyleyen Elitaş, 413.652 kişinin bu düzenlemeden yararlandığını kaydetti. AK Partili Elitaş, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar bu düzenlemeden yararlanan mahkum sayısının 640 bin kişi olacağı öngörülüyor dedi. Şu an dışarıda olan ve sigortalı çalışan kişi sayısının 25.066 olduğunu belirtti. Sahil şeridindeki 16 ilde turizmi olumsuz etkileyen organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Müsilaj adı verilen operasyonda 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet birimleri turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde operasyonlarını arttırdı. 16 ilde baskı ve şiddet yoluyla turizmi olumsuz etkileyen suç örgütlerine yönelik müsilaj operasyonu başlatıldı. Eş zamanlı yürütülen operasyon 13 organize suç örgütü ve bu örgütlere silah temin eden 17 suç grubuna yönelik yapılıyor. 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Şüphelilerin turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri ve turizm işletmeleri üzerinden suç örgütüne maddi kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyon Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Zonguldak ve Samsun'u kapsıyor. Şüpheli şahıslara yönelik gözaltı işlemleri devam ediyor. Zira Türkiye Kupası'nın yeni sahibi uzatmalara giden maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor oldu. Bu sonuçla Sivasspor, Zira Türkiye Kupası'nın ilk defa müzesine götürdü. Evet, kupa artık! Kupa artık Sivas'ın! 60. Zira Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un oldu. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde Demir Grup Sivasspor, Yükatel Kayserispor'la karşılaştı. Maçın 90 dakikası birbirlik eşitlikle tamamlandı. Burada da 90. dakikaya geldik. Uzatmalara giden maçta Sivasspor rakibini 3-2 yenmeyi başardı. Bu sonuçta Sivasspor, Zira Türkiye Kupası'nı ilk defa müzesine götürdü. O kupa Sivas'a gelecek demiştik, o kupa artık Sivas'ın. Futbolcularla teknik heyet, şampiyonluk sevincini, müsabakayı tribünde izleyen taraftarla paylaştı. Sivas'ta final maçı, tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Maçın bitiş düdüğüyle meşaleler yakan taraftarlar, takımları lehine tezahüratta bulundu. Sivasspor bu başarıyla beraber yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Sivas Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor.
Basit bir idrar tahliliyle prostat kanserinin teşhis edilmesine olanak sağlayan bilimsel yöntem geliştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Profesör Doktor Nedime Serakıncı, dünyada ilk kez başarıya ulaşan bu yöntemi Uluslararası Kanser Kongresi'nde 50 ülkeden yüzlerce bilim insanına duyurdu. Serakıncı ülkesinde büyük gurur yaşattı. Erken tanıyla birçok kanserin tedavi edilebildiğini biliyoruz. O yüzden de böyle bir yöntem, yeni bir yenilik getirmeye çalıştık. Türk bilim insanları yaptıkları çalışmalarla göğüs kabartıyor. Onlardan biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Profesör Doktor Nedime Serakıncı. Basit bir idrar tahliliyle prostat kanserinin teşhis edilmesine olanak sağlayan bilimsel bir yöntem geliştirdi. Onun kanserde erken tanı yöntemini dünya alkışladı. Basit bir idrar tahliliyle kansere yol açan genetik değişiklikler var mı diye bakmaya çalıştık. 9 yeni mutasyon bulduk. Hem de idrarda prostat kanserini teşhisinin konabileceğini, biyopsiyle doğru orantılı sadece inflamatif veya enfeksiyona bağlı biyopsilerde, yani negatif biyopsilerinde ayrıcı olabileceğini gösterdik. Mevcut prostat kanseri taramasında kan tahlili, biyopsi ve görüntüleme yöntemleri kullanılıyor. Serakıncı, tüm bu testlerin yanında yetersiz biyopsi nedeniyle kanser vakalarının yaklaşık %30'unun kaçırıldığına dikkat çekti. Prostat muayenesinin rahatsız ediciliği nedeniyle de doktora geç başvurunun tedaviye olumsuz etkilediğini belirtti. Biz de bunları engellemek ve daha hastanın da rahat hissedeceği klinikçiye de daha yardımcı olabilecek, kim gerçek biyopsi adayıdır, kime ne zaman yapılması lazım diye kolaylık sağlayacak, bu soruların cevabını verecek bir yöntem geliştirdik. Profesör Doktor Serakıncı, prostat kanserinin dünyada ikinci en sık görülen kanser türü olduğunu söyledi. Projeyi daha da geliştirdiklerini belirtti. Bunun bir sonraki aşaması da hani evdeki neredeyse hamilelik testleri gibi basit bir seviyede veya evde idrarını alıp işte uygun hastaneye, laboratuvara götürüp tanısına bakabilecek şekilde bunu ayarlamaya veya daha da genişletmeye çalışıyoruz. Basit bir idrar tahliliyle prostat kanserinin teşhis edilmesine olanak sağlayan bilimsel yöntemini 2. Uluslararası Kanser Kongresi'nde 50 ülkeden yüzlerce bilim insanına duyurdu. Olağanüstü layık konuşmacı pozisyona diyeyim, seçilerek bir ödül aldı. Ülkesine de büyük gururu yaşattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı adresiyle kendi bulunduğu pozisyonla imza atmamla ödüllendirildim. Ve bu imzalar şu anda bütün uluslararası katılımcılarda ki Rusya'dan, Japonya'dan, Amerika'dan, İtalya'dan, değişik ülkelerden katılımcıların hepsinin sertifikasında şu anda bu adres ve imza bulunuyor. Bu da tabii ki hem kendi adıma hem de ülkem adına beni çok gururlandırdı açıkçası. Serakıncı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'ın manevi kızı. Söylediği de ben sana boşuna benim manevi kızım Kıbrıs'ın Türkiye'deki Türk kadınlarının rol modelisin demiyorum diyerek şöyle bir not attı. Bu da beni çok mutlu etti. Bir o kadar daha gurur duydum. Müjdeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez verdi. Türkiye yerli ve milli jeneratörün seri üretimi için gün sayıyor. Dönmez açıklamasında yerli ve milli jeneratör üretiminde artık seri üretime hazırız. Jeneratör konusunu çözdük ifadelerini kullandı. Enerji bağımsızlığımız için dışa bağımlılığın azaltılması açısından yerli kaynaklar son derece kritik öneme sahip. Yerli kaynaklarla üretim yapan santrallerimiz adeta bizim güvenlik sigortamızdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı müjdeyi verdi. Yerli ve milli jeneratör yolda. Türkiye'nin ilk yerli ve milli jeneratör üretiminin müjdesini daha önce kamuoyumuzla paylaşmıştık. Yerli ve milli jeneratör üretiminde artık test ve denemeler bitti. Artık seri üretim için başlamaya hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Böylece jeneratör konusunu çözmüş olduk hamdolsun. Bakan Fatih Dönmez, elektrik üretim şirketinin düzenlediği Hedef 2053 termik santrallerin geleceği çalıştayında konuştu. Milli enerji teknolojilerinin geliştirilmesi adına önemli Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığını söyledi. Yerli ve milli enerji teknolojilerinin geliştirilmesi adına önemli Ar-Ge faaliyetlerine de imza atıldı. Bakan, elektrik üretiminin diğer iki önemli aksamı olan türbin ve kontrol sistemlerinin millileştirilmesinde de önemli yol kat edildiğini söyledi. Türbin üretimi ve kontrol sistemlerinde yerleştirilmesi. Burada da çok önemli bir yol kat ettik. Türbin tasarımlarımızı bitirdik. Yakında inşallah
İlk yerli türbin üretimini de geçeceğiz. Yerli türbin ve seri üretimden çıkarılacak ilk yerli jeneratör Sakarya Nehri üzerinde bulunan Hasan Polatkan Hidroelektrik Santrali'nde kullanılacak. Sakarya Nehri üzerinde bulunan Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralimizde kullanmaya başlayacağız. Millileştirilen santral kontrol sistemlerinin uygulamasının da 2022 yılı içinde 20 santralde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Isparta'da yaşanan kesintiler için elektrik dağıtım şirketine toplam 15.6 milyon lira tazminat verdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Isparta'da yaşanan kesintiler için özel dağıtım şirketi Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'ne ceza kesti. Mücbir sebep talebi kabul edilmeyen şirketin aboneleri toplam 15.583.459 lira tazminat ödemesine karar verdi. Söz konusu tutar mesken abonelerine 109 lira, diğer abone gruplarına ise 1307 liraya kadar değişen tutarlarda yapılacak. Uzun süreli kesintilerden etkilenen abone sayısının 27.850 olduğu belirlenmişti. Şirket ayrıca 3.236.666 lirada ceza ödeyecek. Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nin gerekli iyileştirme ve kapasite artırımı yatırımlarını zamanında yapmadığı tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, hizmet kalitesindeki düşüklük sebebiyle bir dağıtım şirketine verilmiş en büyük ceza. Umuyorum sektörümüzde gereken mesajı alacaktır, dedi. Isparta'da Şubat ve Mart aylarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde günlerce süren elektrik kesintileri yaşanmıştı. Bolu'da tarihi eser operasyonu düzenlendi. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 obje ile geçirildi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 134 sikke bulundu. Güvenlik güçlerinin tarihi eser avcılarıyla mücadelesi sürüyor. Görüntüler Bolu'dan. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki bir adreste 4 tarihi eser ele geçirildi. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, heykel ve iki sütun kaideye el koyuldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde de tarihi eser operasyonuna imza atıldı. Bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 134 sikke ve 4 metal yüzük ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı. Antalya'da deniz kaplumbağalarının üreme yuvası kafesle korumaya alındı. Yetkililer Akdeniz'de nesli tükenme tehlikesi altında olan türün yuvalarının korunması için özenle çalışıyor. Antalya Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde karetta karettaların üreme sezonunda tespit edilen ilk yuva kafesle korunuyor. Yuvayı buraya kazıyor. Bakın yumurta genellikle... Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi nesli tehlike altında olan önemli canlı türleri için harekete geçti. Karetta karettaların yuvaları Çıralı'da özenle korunuyor. Buraya geliyor, kazıyor. Kapatırken buradaki kumu alıyor, burada buraya atıyor. Kooperatif Çıralı sahilinde 2000 yılından beri deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmaları yürütüyor. Bölgeye tatil için gidenlerin desteği de oldukça önemli. Sahile motorlu araçla girilmemesi, gece kumsala çıkılmaması, tatilcilerin kendilerini kuma gömmemesi, kumsalda ateş yakılmaması, deniz kaplumbağalarının başarılı bir üreme sezonu geçirebilmesi için şart. Özel sporcular Dan Basketbol Milli Takımı Dünya Şampiyonluğuna hazırlanıyor. Milli takım Portekiz'de düzenlenecek olan 2022 Dan Basketbol Dünya Şampiyonası'nı kazanacaklarını ve kupayı Türkiye'ye getireceklerine inanıyor. Özel sporcular Dan Basketbol Milli Takımı'nın hedefi Dünya Şampiyonluğu. 2019'da kurulduk.
2019'da ilk şampiyonumuz bir dünya şampiyonası diye. Dünya şampiyonasında üçüncü olduk. 2021 yılında da bir Avrupa şampiyonası yapıldı. İtalya'da oldu bu kez. Ev sahibine şanssız bir şekilde kaybedip ikinci olduk. Şimdi de yeniden bir dünya şampiyonası hazırlanıyoruz. Milli takım 6 oyuncu ve 3 antrenörle bir kondisyonerden oluşan 10 kişilik ekiple hazırlıklarını Eskişehir'de sürdürüyor. Down sendromlu milli takımının bir yaş alt sınırı var sadece. 13 yaş ve üzeri sporcularımız var. Bizim takımımızda 32 yaş. En yaşlı sporcumuz, en genç sporcumuz da şu anda 18 yaşında. 8 sporcumuzun 7'si çok ciddi anlamda küçük yaştan bu tarafa spor yapıyorlar. Zaten basketbol birazcık daha bu yeterlilikleri gerektiren bir spor. Her şey yolunda giderse eğer çocuklarımız daha bununla beraber bir 5 sene daha bu takım götürür diye düşünüyoruz. Dünya şampiyonasında favori olduklarına inanıyorlar. Büyük bir azimle çalışıyorlar. 29 Eylül 4 Ekim arasında Portekiz'de Madeira'da bir dünya şampiyonası olacak. Alçak gönüllü olamayacağız. Favori olarak gidiyoruz. Çünkü son Avrupa şampiyonasında sporcularımız çok başarılıydılar gerçekten ve dediğim gibi şanssız bir final kaybettik. Ama bu sefer favori olarak gidiyoruz. Umarım hakkını verip döneceğiz oradan. Kupayı Türkiye'ye getireceklerinden eminler. Antrenmanlarda dökülen ter onları kupaya daha çok yakınlaştırıyor. İnşallah Portekiz'e gidip geleceğiz. Zaten kupayı alıp da geleceğiz. Önünde hokuslayayım. Çok disiplinim. Hocam ne dese onu her gün onu yapıyorum. Milli takım için çocuk yaştan itibaren çok sayıda çocuk yetiştiriliyor. Amacımız burada milli takıma Eskişehir'den bir milli takım sporcusu yetiştirmek. Altyapıdan başlayacağız. 6 yaşından sayı sınırı olmaksızın sporcularımızı burada ağırlayarak milli takıma oyuncu yetiştirmek birinci hedefimiz. Şırnak'ta doğal tiftikten üretilen şal şepik kumaşına talep arttı. Kök boyayla renklendirilen el dokuması kumaş, Irak'tan sonra İran, Suriye ve Almanya'dan da sipariş alıyor. El emeği göz nuru üretilen bu kumaşın adı şal şepik. Şırnak'ta doğal tiftikten üretilip kök boyayla renklendiriliyor. Üretimi oldukça zahmetli olan bu kumaşa son zamanlarda talep arttı. Geçmişte evlerdeki tezgahlarda dokunan ancak ham madde sıkıntısıyla bölgede zamanla yapımı azalan şal şepik üretimi devlet desteğiyle artırılıyor. Şal şepik, Şırnak Üniversitesi'nde 15 kadın usta öğretici ve 36 meslek lisesi öğrencisiyle üretiliyor. Çok zor aşamalardan geçtik, çok zor öğrendik ama şu an çok şükür çok iyi derecelerdeyiz. Hatta şu an yurt dışına bile ihracat ediyoruz. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, şal şepik kumaşına yurt dışı talebinin arttığını söyledi. Şal şepik kumaşını Kuzey Irak bölgesine, Irak'a ihraç ettik. Ama Suriye ve diğer komşu illerde, ülkelerde de bağlantı devam ediyor bağlantılarımız. El Sanatları ve Teknoloji Öğretmeni Mustafa Aslan Kılıç da aylık ortalama 30 takım kumaş ihraç ettiklerini belirtti. Buradaki çalışan 15 kadın ustamız 36 öğrencimizle birlikte aylık ortalama 30 takım şal şepik kumaşını Irak'a ihracat ediyoruz. Aslan Kılıç gelecek dönemde kapasiteyi 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Samsun'daki Şahin Kaya Kanyonu canlanan doğasıyla ziyaretçilerini bekliyor. 2015'te tabiat parkı olan kanyonda ziyaretçiler teknelerle gezinti, su sporları ve doğa yürüyüşü yapabiliyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahin Kaya Kanyonu ihtişamıyla herkesi büyülüyor. Altınkaya Baraj Gölü Havzası'nda bulunan kanyon, Bakanlar Kurulu tarafından 2012'de Ulusal Turizm Bölgesi, 2015'te ise Tabiat Parkı ilan edildi. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Şahinkaya Kanyonu, 3250 metre uzunluğu, ortalama 106 metre su derinliği ve 340 metre kanyon yüksekliğiyle dikkati çekiyor. Kanyon etrafında Hititlere kadar uzanan medeniyetin geçmişinin izleri ve tarihi kalıntıları bulunuyor. Etrafında piknik ve kamp alanları, restoran ve kafelerin bulunduğu kanyonda Büyükşehir Belediyesi ile özel sektöre ait feribotlarla seferler düzenleniyor. Baharın gelmesiyle yeşile bürünen Şahinkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor.
Edirne Kürek Festivali'nde parkur olarak kullanılacak Meriç Nehri yarışlar için hazırlanıyor. Geçtiğimiz senede renkli görüntülerin oluştuğu festival için heyecan büyük. Meriç Nehri Kürek Festivali'ne hazırlanıyor. Festival Edirne Valiliği, Türkiye Kürek Federasyonu ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü İşbirliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Edirne Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek. Kürek Festivali'nin ikincisi 4 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kürek Festivali nedeniyle Meriç Nehri yatağında kum temizliği yapılıyor. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'ne ait kepçeler nehirde oluşan kum adacıklarını bertaraf ediyor. TED Edirne Koleji Kürek Takımı Antrenörü Mehmet Keskin gelecek hafta Edirne'de düzenlenecek festivale hem organizasyon anlamında hem de parkur noktasında hazırlandıklarını söyledi. Keskin festivale 30 kulüpten 500'den fazla sporcunun katılacağını kaydetti. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde bir hayvansever arazide bulduğu tilki yavrusunu evinde besledikten sonra doğaya bıraktı. Gaziantep'te bir hayvansever evinde baktığı tilki yavrusunu doğaya saldı. Kahramanmaraş Kılavuzlu Barajı, Nurdağ Sulama Tesisinde görevli Kadir Taşdemir, su kanalının yakınında açlıktan halsiz düşen bir tilki yavrusuna rastladı. Hayvanı koruma altına alan Taşdemir, Paşa adını verdiği tilkiyi 15 gün boyunca evinde besledi. Taşdemir sağlığı düzelen yavruyu daha sonra doğal yaşama saldı. Halk arasında katil arı olarak adlandırılan gal arıları kestane ağaçlarını tehdit ediyor. Bartın'da kestanenin rekoltesini düşüren gal arısına karşı laboratuvarda böcek üretildi. Arıyla mücadele eden böcekler doğaya salındı. Fazla sayıda gal oluşumu yaprak, çiçek ve meyve sayısında azalmaya neden oluyor. Bartın'ın Amasra ilçesinde kestanenin rekoltesini düşüren gal arısıyla mücadele için adım atıldı. Kestane gal arısı kestane ağaçlarını kurutmuyor. Ancak çiçek verimini düşürüyor. Dolayısıyla kestane balı oranı rekoltesi düşüyor. Ayrıca da kestane meyvesi de bayağı bir azalmalar oluyor. Bölge halkının büyük kısmı kestane ve kestane balı üretimi yapıyor. Gal arıları kestane için büyük bir tehdit oluşturuyor. Burada da gal arısı kestane için büyük bir zarar. Memleketimiz kestane memleketi. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı kestane hem bal, kestane balı üretiyor hem de kestanenin meyvesinden faydalanıyoruz. Dolayısıyla bölgemiz için büyük bir tehdit olan bu gal arısına karşı hocalarımızla birlikte devletimiz, orman teşkilatımız işbirliği içerisinde doğal zararlısını üretmişler. Bu noktada da denemeyi yapmışlar. Yukarı Sal Köyü'nde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait Gökçe Bey Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen Torimus simensis isimli böcekler doğaya salındı. Biyolojik mücadeleyle zararlı böceğin bu zarar eşiği var. Epidemi yaptığı zarar eşiği o zarar eşiğinin altına indirmek amacıyla Torimus sinensis dediğimiz bu böceğimizi ürettik. Gal arılarının azalmasıyla rekoltenin yeniden yükselmesi hedefleniyor. Artık onlar üreyerek çoğalacak, o zarar eşiğini altına indirecek. Kimyasal mücadele arazi varlığımızı, toprak varlığımızı, orman varlığımızı, sağlığımızı tehdit eden en önemli hususlardan bir tanesi. Mümkün mertebe gelişmiş ülkelerde kimyasal mücadelenin yerine biyolojik mücadele kullanılıyor. Her türlü zararlıya karşı. Dolayısıyla burada da Orman Bölge Müdürlüğümüz özellikle mekanik mücadele noktasını bırakıp biyolojik mücadeleye geçmesi gurur verici. Ana vatanı Çin olan zararlı gal arısı daha sonra Japonya'da sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldü. Türkiye'de ise ilk defa 2014 yılında Yalova'da tespit edildi. Yalova'nın ardından da İzmit ve İstanbul'da görüldü. Bu arılar fazla sayıda gal oluşumu yaparak çiçek ve meyve sayısında azalmaya neden oluyor. Fotosentez alanını azaltarak ağaçların büyümesine engel oluyor.
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde yapılacak festivalde birbirinden önemli etkinlikler yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde Beyoğlu Kültür Yolu Festivali düzenleniyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile bir şehrin somut ve somut olmayan kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak hedefleniyor. Operadan sergiye, tiyatrodan konsere birçok kültür sanat etkinliğinin gerçekleştirileceği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi birbirinden ünlü 26 ismi izleyicilerle buluşturacak. Festival boyunca her gün 17 ve 20'de başlayan iki program şeklinde düzenlenen konserlerde Açık Hava Sahnesi Mahsar Alanson'dan Can Bonomo'ya, 2'ye 10 Kala'dan Fatma Turgut'a birbirinden ünlü müzisyen ve müzik grubunun konserine ev sahipliği yapacak. Gençler Yolda sergisi de festival boyunca AKM Kültür Sokağı'nda gezilebilecek. AKM'de çocuklara özel olarak hazırlanan atölyelerde Beyoğlu Kültür Yolu Festivali boyunca AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde minikleri ağırlayacak. AKM Yeşilçam Sineması, film gösterimleri ve özel söyleşilerle sinema severlere kapsamlı bir program sunacak. Festival çerçevesinde Türk Sinema Vakfı ile işbirliğinde yeni kuşak sinemacılar buluşmalarında farklı yönetmenler ağırlanacak. Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden ilham alan Anadolu Ateşi de Troya gösterisiyle 4 Haziran'da sahne alacak. Kurtuluş Savaşımızı konu alan Ölümsüz Eser Kurtuluş dizisi Ulusal Kanal ekranlarında başlıyor. Senaryosunu Turgut Özakman'ın yazdığı, yönetmenliğini Ziya Özkan'ın üstlendiği, müziklerini Muammer Sun'un hazırladığı Kurtuluş dizisinin ilk bölümü 27 Mayıs Cuma, yani bu akşam saat 21'de Ulusal Kanal'da yayınlanacak. Tarihi yayınlara imza atan Ulusal Kanal'da ölümsüz bir eser daha ekranlarınıza geliyor. İlk kez 1994 yılında yayınlanan ve Türk Kurtuluş Savaşı'nı konu alan unutulmaz televizyon dizisi Kurtuluş her hafta Cuma günü saat 21'de Ulusal Kanal'da yayınlanacak. Şu meseleyi kapatalım. Bakın paşam. Balkan Savaşı'nda teğmendim. Türk milletinin yeniden varoluş mücadelesini konu alan dizinin senaryosunu Turgut Özakman yazdı. Yönetmenliğini Ziya Öztan üstlendi. Müziklerini ise Muammer Sun hazırladı. Yalnız milletimizin değil, bütün esir milletlerinde... Bendeniz, Ankara Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'den ümitliyim efendimiz. Ağustos 1991'de başlayan Kurtuluş dizisinin çekimleri 2 yıl kadar sürdü. Gerçek mekanların kullanılmasına özen gösterilen dizide Tuzla, İstanbul sahili, İzmir kordon boyu ve 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası gibi mekanlar çekim platolarında 1921'deki görünümlerine benzer biçimde yeniden inşa edildi. Ali Fuat Paşa'dan haber alamıyorum. Altı bölümü olan dizi Ulusal Kanal ekranlarında 27 Mayıs Cuma saat 21'de başlıyor. Fatih Belediyesi'nin Gönüllü Turizm Elçileri projesine başvurular başladı. Turistlerin seyahatlerini sorunsuz geçirme ve gençlere yabancı dillerini geliştirme fırsatı sunan projenin başvuruları 22 Haziran'a kadar devam edecek. Fatih Belediyesi'nin bu yıl 12. kez hayata geçirilecek olan Gönüllü Turizm Elçileri projesi için başlattığı başvurular başladı. Ve takım uyumunu yaşatıyor. Gönüllü Turizm Elçileri, Türkiye'nin vitrini ve en önemli kültür turizmi güzergahı olan Fatih'e gelen turistlerin seyahatlerini sorunsuzca tamamlayabilmeleri amacıyla onlara yardımcı olacaklar. Ve bu daha atılgan olmamızı sağlıyor. Bu sene takım lideri... Gönüllü turist rehberi olmak isteyen gençler Fatih Belediyesi'ne başvurabilecek. Başvurular 22 Haziran'a kadar devam edecek.
Proje şehre gelen turistlerin memnuniyetini artırırken gençlere de yabancı dillerini geliştirme ve sosyalleşme imkanı tanıyor. Çok teşekkür ediyorum. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Gönüllü Turizm Elçileri Projesi'nin özellikle dil geliştirmek isteyen gençler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Her yıl yazılı ve sözlü mülakatlarla seçilerek projede görev alan turizm elçileri, Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu, Kapalı Çarşı ve Eminönü bölgelerinde farklı dillere sahip ve çeşitli ülkelerden gelen turistlere ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor. Üzerlerinde çeşitli dillerde Bana Sor yazılı tişörtleriyle hizmet veren ve yaşları 16 ile 30 arasında değişen gençlere proje sonunda katılım sertifikası da veriliyor. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK hedeflerine yapacağı askeri harekata karşı Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir açıklama geldi. Pentagon sözcüsü John Kirby, "Çok endişeliyiz, SDG güçleriyle temas halindeyiz. Bu operasyonun da birçok konuda olumsuz etkisi olacaktır," dedi. Suriye'deki PKK varlığına yönelik Türk ordusunun askeri operasyon hazırlığı Amerika Birleşik Devletleri'ni çok endişelendirdi. Dışişlerinden sonra Amerikan Savunma Bakanlığı da olası operasyon için açıklama yaptı. Pentagon sözcüsü John Kirby, "Türkiye'nin sınır ötesi harekatı için çok endişeliyiz," dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz. İnşallah bu operasyonlar başlayacaktır. Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekat hazırlıkları Milli Güvenlik Kurulu'nda da ele alındı. MGK kararlarında güney sınırımızdaki operasyonlar milli ihtiyaçların gereği. Terör örgütlerine dönük operasyonlara devam edilecek denildi. Bunun üzerine Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyona karşı tutumunu açıkladı. Pentagon sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna harekat yapmasının DAEŞ'a karşı operasyonlar üzerinde olumsuz etki yaratacağını öne sürdü. Suriye'deki PKK'lılarla günlük temas halinde olduklarını söyleyen Kirby, operasyonun SDG'nin bölgeden uzaklaşmasına neden olacağını belirtti. Pentagon sözcüsü Kirby, "Çok endişeliyiz. SDG güçleriyle temas halindeyiz. Bu operasyonun birçok konuda olumsuz etkisi olacaktır," dedi. Pentagon sözcüsü Kirby, Türkiye'nin mevcut DAEŞ lideri El Kureyşi'yi tutukladığına dair haberleri teyit edemediğini belirtirken, "Açıkçası bütün gün bu konuya baktık," dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'deki operasyonlarla ilgili açıklama geldi. 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı. Öte yandan Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan PKK'lara fırsat verilmedi. 7 PKK-YPG'li terörist komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. İran kuzeyindeki Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı. Kocaeli'de göçmenlere yönelik operasyon yapıldı. Yakalanan 272 Afgan uyruklu şahıs İstanbul'dan kalkan uçaklarla ülkelerine gönderildi. Kocaeli'de düzenlenen operasyonlar sonucu 400 göçmen yakalandı. Göçmenlerin işlemleri Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nde tamamlandı.
400 göçmenden 272'si Afganistan'a gönderilmek üzere otobüslerle İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Göçmenler iki ayrı uçakta Afganistan'a gönderildi. 128 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderilecek. Türk ordusu Pençe Kilit Harekatı ile İran kuzeyindeki PKK'nın kolunu kanadını kırdı. Silahlı kuvvetler PKK'nın başını ezmekte kararlı. PKK bu yöntemi de bu durumunda farkında. PKK İş Başkanı Cemil Bayık, Türkiye'nin PKK'yı tasfiye etme kararlılığına karşı CHP ve İYİ Parti'ye yardım çağrısı yaptı. Zapta kolu kanadı kırılan PKK, CHP ve İYİ Parti'ye yardım çağrısı yaptı. AK Parti-MHP ittifakına karşı mücadelenin sadece PKK'ya bırakılamayacağını söyleyen PKK'lı Cemil Bayık, CHP ve İYİ Parti'ye seslendi. Bayık'a göre CHP ve İYİ Parti'nin terörle mücadele politikasını sürdürmesi iki partiye de büyük kayıplar verdirecek. PKK'nın lider kadrosunda yer alan Cemil Bayık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki ZAP bölgesine yaptığı harekatında kapsamlı olduğu ve hedefin PKK'yı tasfiye etmek olduğunu söyledi. Bayık, CHP ve İYİ Parti'ye yanımızda durun yoksa kaybedersiniz mesajı verdi. Eğer PKK darbe yerse herkes darbe yer. Kimse ayakta duramaz. O zaman AKP-MHP Türkiye'de tamamen yerleşecektir. AKP-MHP iktidarı yenilecek. Herkesin bunu görmesi gerekiyor. Hesabını da ona göre yapmalıdır. Öyle Erdoğan Bahçeli'nin çevre çeperinde kimse toplanmamalıdır. O politikaya yardımcı olmamalıdır. Bu politikayla kim yürürse kaybedecektir. Bu Kürtler için de KDP olsun, Türkiye'de CHP İYİ Parti olsun, kim bu iktidarla yürür, onların politikasına yardım ederse kaybedecektir. Hem de büyük kaybedecektir. Sık sık Türk ordusunun Pençe Kilit Harekatı'nın eski operasyonlardan çok farklı olduğuna vurgu yapan Bayık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöntem değiştirdiğini, büyük bir kuvvetle bütün tekniklerini kullandığını ifade etti. Röportajında Türkiye'nin hedefinin PKK'yı ortadan kaldırmak olduğuna tekrar tekrar dikkat çeken Bayık, KDP'nin Türk ordusuyla olmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Hayır benzer! Ateş! Aman! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin arttığına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, elimiz kolumuz bağlı kalamaz diyerek Suriye'nin kuzeyine harekat mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 yıl sonra ilk kez yapılan İsrail ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündemle ilgili sorularına yanıt verdi. Son zamanlarda terör saldırılarının arttığına dikkat çeken Çavuşoğlu, Türkiye olarak elimiz kolumuz bağlı kalamaz ifadelerini kullandı. Türkiye'ye yönelik terör tehdidi artmaya başladı. Son zamanlarda terör saldırıları artıyor. Türkiye olarak elimiz kolumuz bağlı kalamaz. Ne zaman bize saldıracaklar diye bekleyemeyiz. Gereğini yapmamız lazım. Suriye'nin kuzeyine harekat mesajı veren Çavuşoğlu, Amerika'nın mutabakata uymadığını söyledi. 30 kilometreyi terörden temizleme sözünü tutmadın, o zaman temizle açıklaması yaptı. Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına da tepki gösteren Çavuşoğlu, blöf yapmıyoruz. Atina uymazsa işi ileri noktaya götüreceğiz. Amerika'nın denge politikasında sapma görüyoruz. Uyarıyı da yaptık değerlendirmesinde bulundu. Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşması çerçevesinde şartlı olarak kendisine verilen adaların statüsünü bozması uluslararası hukuka aykırı. Yunanistan 1960'tan beri silahlandırıldı. Biz de vazgeçmezse egemenlik tartışması başlar dedik. Gayet sarih ve açık. Son derece ciddiyiz. Blöf yapmıyoruz. Yunanistan buna uymazsa biz bu işi daha ileri noktaya götüreceğiz. Bakan Çavuşoğlu'na Amerika Büyükelçisi'nin miting açıklaması ve parti ziyaretleri de soruldu. Çavuşoğlu, herhangi bir büyükelçi Türkiye'de iç siyasete karışamaz ifadelerini kullandı.
Herhangi bir büyükelçi Türkiye'de iç siyasete karışamaz. Büyükelçinin açıklaması haddini aşan açıklamalardır. Kasıtlıdır. Biz açıklamayla da karşılık verdik. Ama kendisini bakanlığa çağırarak gerekli uyarıyı yaptık. Bir büyükelçi haddini aşmamalı, kaldı ki 10 büyükelçi vakası var. Her ne kadar vatandaşlarımızı uyardık dese de iyi niyetli görmedik. Biz biliyoruz ki bazı siyasi partilerde bazı ülkelerin büyükelçilerine danışmadan hareket etmiyor. Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunu da değerlendirdi. Endişelerimizi ve beklentileri içeren bir belge vardı. Bunu arkadaşlarımız yazılı olarak verdi. Mazeret istemiyoruz, belge ve kanıt istiyoruz. Üye olmak isteyen onlar istiyorlarsa bu adımları atacaklar. Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail'in diyalog için hazır olduğunu da belirtti. Kısa bir aramız var, ardından günlük kaldığı yerden devam edecek. Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin NATO'da Amerikan planlarına bayrak açmasına da karşı çıktı. Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularını veto etmenin taktiksel bir hata olduğunu savundu. CHP, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya sokmak istediği İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini desteklediklerini açıkladı. Türkiye'nin NATO'da Amerika Birleşik Devletleri planlarına çelme takması, Türkiye'de en fazla CHP ve HDP'yi rahatsız etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı, İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine karşı çıkmasının taktiksel hata olduğunu savundu. Çeviköz, CHP, Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır ifadelerini kullandı. Çeviköz, Finlandiya'nın HS adlı medya kuruluşuna konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda PKK-YPG sorununu gündeme getirmesinin taktiksel bir hata olduğunu belirtti. NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı dedi. Finlandiya'nın NATO'ya gireceğini ve Türkiye'de iyi ilişkilere sahip olacağını söyleyen Çeviköz, Atatürk'ü örnek verdi. Atatürk de Finlandiya'yı severdi diyen Çeviköz, CHP'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olduğunu açıkladı. Finlandiya basınına HDP Diyarbakır Milletvekili Hisyar Özsoy da konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'yi ikna etme çabasından duydukları şaşkınlığı dile getiren Özsoy, Finlandiya ve İsveç hükümetlerinin bu aşırı taleplere boyun eğmesi bizim için büyük bir hayal kırıklığı olur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin veto edilmesi taktiksel bir hata açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, bu Türkiye'yi her önüne gelene otomatik onay veren iradesiz bir ülke gibi göstermektir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bağımsız iradesi Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında net ortaya konulmuştur. Bu irade NATO Genel Sekreteri tarafından saygıyla karşılanmıştır. CHP adına yapılan açıklamanın NATO Genel Sekreterinin gösterdiği hassasiyetten bile yoksun olması yadırgatıcıdır. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında teröre destek konusunu gündeme getirmesinin taktik bir hata olduğunu söyleyen CHP'ye AK Parti'den tepki gecikmedi. 15 Temmuz'da da... Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin veto tavrının milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığı olduğunu ifade etti. NATO gibi bir güvenlik örgütü içinde güvenliğimize zarar veren ülkelerin bulunmasına karşı çıkmamız ve NATO'ya üyelik için teröre desteği kesmelerini istememiz kusur olarak görülüyor. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için teröre karşı kararlı durmak zorundayız. Bu bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır. Uluslararası güvenlik için beraber çalıştığımız NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin teröre destek vermemesini istemek temel hakkımızdır. CHP'nin kullandığı ifadelerin yakışıksız olduğunu belirten Çelik, bu Türkiye'yi her önüne gelene otomatik onay veren iradesiz bir ülke gibi göstermektir değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı gibi bir ifade kullanılması ise son derece yakışıksızdır. Kendi ülkesine başka ülkelerin gösterdiği haksız tepkiyi olağan karşılayan bir zihniyettir bu. CHP adına buna karşı çıkılması Türkiye'yi her önüne gelene otomatik onay veren iradesiz bir ülke gibi göstermektedir. Bunun 12 Eylül darbe yönetiminin Yunanistan'la ilgili yaptığı yanlıştan farkı yoktur. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya kaçacak iddiasına tepki gösterdi. Erdoğan, bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değil dedi. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek, dolayısıyla milleti hak ettiği hizmetlerden mahrum etmektir. Böyle bir rezilliğe, böyle bir kepazeliğe, böyle bir ahlaksızlığa asla izin veremeyiz. Kaldı ki bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir. Son dönemde giderek sıklaşan bir şekilde ana muhalefet partisinin başındaki zatın kamu görevlilerine hakaret ettiğini, bürokratları hedef aldığını, hatta açıkça tehdit ettiğini görmeye başladık. Verdiği karar için hakimi, yaptığı işlem için polisi, yürüttüğü operasyon için askeri, attığı imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Devletteki teamüllere zıt bir şekilde baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Demokraside böyle bir usul olabilir mi? Hukuk devletinde böyle bir tarz olabilir mi? Devletin teamüllerinde böyle bir yöntem olabilir mi? Asla. Kamu görevlilerinin etik meselesini konuştuğumuz şu platformda aynı zamanda kamu görevlilerinin hakkını, hukukunu, onurunu savunmak da görevimizdir. Buradan açıkça ilan ediyorum. Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Sığınmacı kışkırtmasıyla gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tehdit etti. Sözcü gazetesine konuşan Özdağ Soylu'yu hedef gösterdi. Seninle Süleyman bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'na yönelik tehditlerini sürdürdü. Gördüğüm yerde döveceğim diyerek Süleyman Soylu'yu hedef gösterdi. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu... Sığınmacı kışkırtmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki kaos planlarını körükleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan açıklamalarına yenisini ekledi. Sözcü gazetesine konuşan Özdağ, İçişleri Bakanlığı'nın önüne Süleyman Soylu'yu dövmek için gittiğini söyledi. Hedef gösteren ifadelerle Soylu'ya yönelik tehditlerini yineledi. O gün Süleyman Bakanlığı'nın önüne çıksaydı ona vuracaktım. Yani onun için gittim oraya. Bir yerde görürsem kendisini döveceğim. Haberi olsun. Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum. Tek başıma. Silahsız. Ümit Özdağ, sığınmacı kışkırtması yaptığı için kendisine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ölümle tehdit etmişti. Açıklamalarında sık sık silah ve ölüm vurgusu yapan Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na basma girişimi meclis bahçesine son bulmuş, Özdağ, Bakan Soylu'ya meclis önünden ölüm tehditleri savurmuştu. Bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Hepsi bir merkezden yönetiliyor. Amerika ekseninde bakabilirsiniz. Bunlar bu ülkenin çocuğu değiller. Bunlar birilerinin çocukları olmuşlar. Operasyon çocukları olmuşlar. Bunlar Soros gibilerin çocukları olmuşlar. Şimdi stüdyomuzda değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Türk-Çin İşler Genel Sekreteri Sayın Ulusoy Erdoğan stüdyomuza hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sena Hanım. Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum ve ulusal kanal izleyicilerini de saygıyla selamlıyorum. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok önemli bir sempozyum olacak Türkiye'de, İstanbul'da. Birinci Uluslararası Kuşak ve Yol İnisiyatifi Türkiye Sempozyumu. Evet. Ana teması da çok önemli. Dijital İpek Yolu'nun gelişen ülkelere ve Türkiye'nin dijital İpek Yolu'na katkıları.
sempozyum konuşmacılar hakkında birazdan detaylı bilgiyi iletelim isterseniz evet. İzleyicilerimize. Ben ana temayla başlamak istiyorum. Kuşak Yol Projesi'ni sık sık konuşuyoruz, gündeme getiriyoruz. Türkiye'nin de içinde yer aldığı çok kritik bir proje zaten. Ama bunu dijital kısmını nasıl yorumluyoruz? Evet, şimdi dijital İpek Yolu. Burada dediğiniz gibi Kuşak Yolu ve Dijital İpek Yolu. Bu iki kavramı belki neyi amaçladığımızı bu çalışmalarımızda öncelikle onu bir parça açarak başlayalım. Çünkü dijitalleşme konusu bugün dünyada pek çok alanda çok konuşulan ama iki farklı kulvarda giden bir konu. Birincisi daha çok batıda anlaşıldığı şekliyle dijitalleşme. Diğeri de Çin örneğinde ya da birazdan bahsedeceğim. Esasında bu bir Çin örneği değil, aynı zamanda bir Türkiye örneği. Türkiye örneğindeki bir dijitalleşme konusu. Şimdi ileri teknolojiler, yeni teknolojiler elbette dünyayı değiştiriyor. Bu her çağda böyleydi. Bu son 100 yılda çok daha hız kazandı. Son belki 20 yılda daha da fazla hız kazandı bu yeni teknolojilerle birlikte. Ama şurayı bir sorgulamak gerekiyor. Dijitalleşmeyle hedeflediğimiz ne? Yani niye dijitalleşmeye bu kadar önem veriyoruz? Bu sorunun bizdeki cevabı şu, çok basit, ortaklıklarımız. Yani ortak refah kavramı. Çünkü biz Türk milleti olarak zaten 1930'larda, 20'lerde kendi ekonomimizi dönüştürürken bir mucizeye imza attık ve o mucizenin adı da bizim karma ekonomi modeliydi. Hı hı. Daha sonrasında bu model Çin tarafından benimsendi. Onlar da son özellikle 40 yıllık süreç içerisinde, daha öncesinde bir altyapısını kurdular ve 40 yıllık süreç içerisinde ekonomilerini çok değiştirdiler. Ve Kuşak Yol inisiyatifiyle birlikte, girişimiyle birlikte son özellikle 8-9 yıldır da bu çok daha da hız kazandı. Ve Dijital İpek Yolu da bu eksende ekonominin ortak refah, gözetilerek yönetilmesi, dijital olarak yönetimi olarak algılamak gerekiyor. Demin söylediğim gibi bu batıdaki dijitalleşme konusu daha çok şirket karlılıkları üzerine ya da bireysel çıkar üzerine konuşlanmış durumda. Ama bizim açımızdan dijitalleşme ortak refahın ön plana çıkartılması ve toplumun geliştirilmesi. Bunun en tipik örneği de bu. Evet, evet. Şu andaki bütün hayatımızı etkileyen şeyler aslında tamamen bununla bağlı. Ve ülkeler de buna çok önem vermeye başladılar. En son Amerika Birleşik Devletleri internetin NATO'su olarak adlandırılan bir girişimde bulundu ve buradaki partnerlerine demokratik tırnak içinde yollarla bir platform oluşturacaklarını söyledi. Rusya ve Çin de Büyük Avrasya Ortaklığı için yayınladıkları bildiride yine dijitalleşme ve siber güvenlik vurgusunu çok sıkı bir şekilde yapmışlardı. Bu bizim için kaçınılmaz bir gerçeklik gibi duruyor. Şöyle şimdi esasında bir parça tabii ki sonuçta dijitalleşmeye bakarken hep böyle bir gençlik ekseninde konuşuyoruz ya. Bunu biraz daha her yaştan gençlere taşımak gerekiyor. Çünkü yani dijitalleşme sadece gençlerin konusu değil. Her yaştan gençlerin konusu, ekonomiler dönüşüyor, ekonomiler değişiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi şimdi Amerika'da ya da Avrupa'daki genel olarak bu platform mantığı ön planda ama bu nasıl bir platform? Biz nasıl baktığımızı özetleyelim bu platform mantığına dijitalleşme çerçevesinde. Şöyle örnek vereyim. Bugün blok zincir üzerinden bir örnek verirsem çok daha iyi anlaşılacak tahmin ediyorum. Dünyada biliyorsunuz özellikle son 4-5 yıldır blok zincir konusu dijitalleşmede özellikle en çok konulardan bir tanesi. Önce 3-4 yıl öncesine kadar Batı'da pek çok blok zincir projesi başladı. Ama bunlar sonra sadece belli eksenlerde devam etmeye başladılar. İşte bu kripto oldu. Çok duyduğumuz evet. şeyler, kripto paralar. NFT yani NFT ile ilgili bir sürü alım satımlar vesaire. Ya da Metaverse olarak devam etti. Bu üç kavramın dışında blok zincir şu anda Batı'da sadece Ar-Ge seviyesinde kalan projeler olarak kalmış durumda. Ama Çin'de dijital ekonominin kullanılmasıyla birlikte blok zincirde kurumların bu işin içerisinde bir parçası olmasıyla birlikte müthiş bir ivme yakaladı blok zincir. Yani şu anda çok insan farkında değil ama çünkü maalesef çok fazla batı kaynaklı beslendiğimiz için haberlerde şu anda dünyadaki blok zincir projelerinin %50'sinden fazlası Çin'de yapılıyor.
Bu da demin konuştuğumuz gibi ekonominin dijital yönetilmesi şeklinde anlaşıldığı için blok zincirin. Blok zincir projesinin Türkiye'ye katkısı ne oluyor peki birazcık anlamak evet, açısından? Evet, bravo. Yani sonuçta neyi değiştireceğiz ve nasıl değiştireceğiz sorularına da bir parça girelim burada. Şimdi blok zincir en basit tabiriyle böyle kripto para borsaları falan gibi düşünmemek gerekiyor. Blok zincir teknolojisi de arkasındaki teknolojileri zaten. Kripto bu işin %3'ü 5'idir. Ama arkasındaki teknoloji blok zincir teknolojisi. Blok zincir ekonominin dijital yönetimidir. Ekonominin dijital yönetimi. Ekonominin dijital yönetimi ne demek? İşte bu blok zincir üzerinde kurduğunuz ekonomide devlet, yerel belediyeler diyelim, şirketler, bankalar, finans kurumları, üniversiteler, hukuk kurumları. Böyle bir altılı yapı düşünün ve bunların blok zinciri üzerinden birbirlerine bağlandıklarını ve ortak olarak projeler geliştirdiklerini düşünün. Dolayısıyla o zaman toplumun yararı için blok zincir bütün ekonominin bütün görüntüsünü alabiliyoruz. Buna bir de dijital merkez paralarını eklersek ekonomideki büyük bir dönüşümü işin içerisine koyabiliriz. Şu anda Çin'de yapılan şey, yapılmaya çalışılan şey bu. Bu gerçek anlamda dijital bir İpek yolundan bahsediyorsak bu sistemin, bu başarılı sistemin diğer kuşak yolu ülkeleri tarafından da sahiplenilmesi gerekir diyelim. En büyük avantajı nedir? Örneğin turizm, tarım, sizin bu sempozyumda yapacağınız oturumların başlıkları da çok özel başlıklar, sağlık. Bravo. Tüm bu alanlarda bu ekonomi yönetimini dijital yapmak mümkün mü? Evet, bravo. Tam da zaten giderek daha somut olarak bu konulara da değiniyoruz. 11 tane başlık seçtik. Sizin de dediğiniz gibi bunlar neyle ilgili başlıklar? Bilimle ilgili başlıklar. Sanatla ilgili başlıklar ve siyaset, ekonomiyle ilgili başlıklar. Esasında toplumu değiştirmek için de bu üç alanda çalışmak gerekiyor. Biz bu 11 başlığı bunlara dağıtabilirsiniz. Şimdi burada dijital olunca tarım, dijital olunca sadece sensörlere bağlanması, işte bir takım dijital cihazlarla tarımsal üretimindeki verimliliğin artırılmasından ötesinde bütün bu ekonominin, bu 11 başlık altında koyduğumuz ekonominin esasında bir platforma oturtulması ve ekonominin özellikle Merkez Bankası dijital parasının da katkısıyla, çünkü o zaman parayı izleyebiliyorsunuz. Yani parayı o zaman takip etmeniz mümkün oluyor ve bütün ekonomide ne varsa siz görebiliyorsunuz. Yani bu devletler için çok büyük bir avantaj. Şu anda çünkü dünyadaki, bakın şu anda kıtlıktan bahsediyoruz. Gıda arzındaki aksaklıklardan bahsediyoruz. Tedarik zincirindeki problemlerden bahsediyoruz. İşte bunları çözmemiz için bu böyle bir sistem kurmamız gerekiyor ve bu toplumsal refah için, toplumsal refaha bir katkı için kurulması gereken bir sistem. Dolayısıyla ana başlıklarımız reel ekonomiyle ilgili, bilimle, sanatla, siyaset ve ekonomiyle ilgili ve bu başlıkları ortak bir platform, dijital platforma oturtup Merkez Bankası parasıyla destekleyip bütün bu ekonominin toplum için gözlenmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması. Türkiye'de bu altyapı var mı? Esasında şimdi Türkiye dijitalleşme konusunda iyi ülkelerden bir tanesi ama daha çok biz bunları bireysel ya da şirket, özel şirket seviyesinde yapıyoruz. Ya da şöyle de diyelim, esasında devletin de bu konuda çok çalışmaları var ama esas problem mantık. Demin dediğim gibi bir konsorsiyum, bir toplumsal bir mantık altına birleştirmezsek bunlar Ar-Ge projesi seviyesinde kalıyor. Şu anda Çin'in, yani Türkiye'de mesela blok zincir konusunda 2-3 tane işleyen proje var. Ama diğerleri şey anlamda söylüyorum, kurumsal anlamda. Diğer NFT vesaire, kripto tarafını bir tarafa bırakırsak. Ancak devletin burada yol gösterip bir karma ekonomik modeli uygulamasıyla mümkün oluyor. Dolayısıyla dijitalleşme deyince, dijital İpek yolu deyince mutlaka devlet müdahalesi, kamusal aklın işin içerisine girmesi gerekiyor Seda Hanım. Peki Türkiye burada bu kuşak yol projesi içerisindeki bu dijitalleşmeye dahil olduğu zaman aslında safını da seçmiş olacak mı? Çünkü biz batıdaki bu dijitalleşmeden biraz önce siz bahsettiniz. Onların yansıttığı ve aslında dijitalleşme olarak göstermek istediği şey bu anlattıklarınızdan çok daha farklı. Türkiye bir saf seçmiş olacak aslında bir de. Esasında onların safını seçmesi gerekiyor. Çünkü ana saf bizim saf. İşte. Yani doğru. Karma ekonomik model, dünya tarihine bakalım. Bütün kadim uygarlıklarda karma ekonomik model var. Yani dünyayı bugünkü dünya yapan. O yüzden yükselen Asya. Evet, yani yükselen kelimesi bir ölçüde hani bir şeyle ilgili. Bir parça değerini, sanki değerini kaybettiren bir şey. Bu zaten değerli bir şeydi. Yani bu
hani elmas gibi bir şey. Bu çünkü toplumsal olarak hepimizin paylaştığı bir şey. Bunun üstü tozlandı, şu oldu, bu oldu ama bunun değeri hiçbir zaman azalmadı. Çünkü bu direkt olarak toplumsal olarak insanların birlikteliğine yönelik bir proje. Yani o açıdan diyorum yani bu saf seçmekten ziyade belli diyelim ki burada bir parantez bazen bu moda tabirleri kullanmak gerekiyor. Kapitalizmi bu 300 yıllık finansal kapitalizmin 300 yıllık parantezinin tekrardan yoluna oturtması gerekiyor. Yani bu sadece Asya ülkeleri için geçerli değil. Amerika'da yani bundan 50-60 yıl önce daha bir endüstriyel bir kapitalizmdi. Finans kapitalizm bu ölçüde insanların hayatını mahvetmemişti. Onlar bile kendi açılarından esasında son derece yanlış bir yola girdiler. Haklar kendi halkları için. Onların esasında bizim tarafa tekrar dönmesi gerekiyor yani bu peki, anlamda. Peki bu proje açısından Türkiye neden önemli? Biraz da onu konuşalım. Sonuçta Kuşak Yol Projesi son derece seçkin ülkelerle birlikte ilerleyen bir proje ve gitgide başarılara imza atıyor. Peki bu proje için Türkiye anahtar konumda mı sizce? Kesinlikle anahtar konumda. Şimdi Türkiye'de insanlarımızın bunun çok daha fazla farkında olması gerekiyor. Çünkü Türkiye çok önemli bir ülke. Yani hem sadece bölgesel öneminin ötesinde çok ciddi bir birikimimiz var. Bu insanlığın ortak kültürünün çok önemli bir parçasıyız. Bizim ülkemiz dijital İpek yolunda Müslüman ülkeleri, İslam ülkeleri, Akdeniz ülkeleri, Asya'daki diğer Türkiye Cumhuriyetleri kelimesini pek kullanmayalım. Türk kardeşlerimizle birlikte, cumhuriyetlerimizle birlikte çok büyük bir güç. Yani bu gücün dijital İpek yoluyla tekrar layık olduğu seviyeye yükseltilmesi için öncelikle tabii bizim psikolojik olarak da buna hazır olmamız gerekiyor. Yani burada çok ciddi bir belki işin en büyük zorluğu burada. Çünkü geçmişte yaşamak iki yönüyle fantazi olabiliyor. Bazen geçmişte çok kötü günler olduğunu, devamlı savaş olduğunu düşünüyorsunuz. Mesela 1200'ler, 1300'ler kadim İpek yolunu hatırlayın. Orada sanki devamlı savaşlar vardı. Hayır, o dönemde mesela Cengiz döneminde çok büyük bir İpek yolunda bir esasında belki bir dijital İpek yolunun kurulması vardı. Çünkü orada mal güvenliği vardı. Siz Çin'den işte Avrupa'ya kadar malınızı çok rahatlıkla getirebiliyordunuz. Yani o dönemde, kadim dönemde de bu İpek yolu pozitif anlamda, insanlığa katkı anlamında çalışıyordu. Ya da tam tersine bakılıyor. İşte geçmiş çok güzel, müthiş günler belli bir fantaziyle bakılıyor. İşte neredeki geçmiş, şimdi bu dijitalleşmeyle her şey mahvoluyor gibi şeklinde bir şey geliyor ama ikisi de değil esasında. Daha gerçekçi bakarsak Türkiye hem kadim bu tarihsel yönüyle, insani birikimiyle çok müthiş bir insani birikimimiz var. Ama burada eksik olan şeyimiz ne? Tekrardan o bilince ulaşmamız. Yani zaman zaman o bilinci kaybediyoruz. Türkiye'nin önemini unutuyoruz. Sadece işte başkalarının peşinden, bir takım projelerin peşinden gidiyoruz. Hayır, biz karma ekonomik modeline tarihsel olarak da sahibiz. İnsan potansiyelimiz de var. Bölgemizde de güçlü bir ülke olma yolunda ilerlememiz lazım. Sadece kendimize bir parça daha gelmemiz lazım ve burada tabii siyaset kurumu çok önemli. Siyaset, pozitif anlamda siyaset kurumu, yol gösteren siyaset kurumu olmalı. Dijital İpek Yolu projesinin en çok hangi alana katkısı olur sizce? Pek çok alana katkısı olur elbette ama bu Türkiye'nin elindeki bir fırsat olarak düşünürsek eğer hangi alanda en çok üzerine düşünmesi gerekir? Yani dediğiniz gibi pek çok alan. Ben birinci alanı özellikle finans ve Merkez Bankası para birimleriyle birlikte düşünüyorum. Çünkü şu anda uluslararası ticarette dolar ciddi bir problem. Yani doların hegemonyası ciddi bir problem. Şu anda belki bütün bu hayat pahalılığının hepimizin yaşadığı en önemli sebeplerinden birisi bu dolar hegemonyası. Çünkü uluslararası ticaret kesintiye uğruyor. Şimdi Merkez Bankası demin konuştuğumuz gibi para birimleriyle, blok zinciri üzerinden ekonominin yönetilmesiyle birlikte uluslararası ticaretin de yine devletlerin önderliğinde, işbirliğiyle, ortaklığıyla, kimseyi dışlamadan. Zaten Amerikalılar da farkında. Yani burada şöyle yaklaşmak gerekiyor. Yani biz şu andaki mevcut finans sistemindeki probleme yaklaşırken onun sadece bir hegemonya olduğunu söylemiyoruz. Aynı zamanda modasının geçtiğini, işlevini yitirdiğini, teknolojik olarak da eski olduğunu söylüyoruz. Swift konusu da böyle. Yani sonuçta şu andaki para birimi, Amerikan uluslararası ticaretteki para birimi konusu da böyle. Artık miladını doldurmuş. Yeni olan buradaki işte bu dijital teknolojinin de bize sağladığı bu
avantajlarla yeni bir ekonomik model ve ticari eksenli, uluslararası ticaret eksenli bir ekonomik modelin kurulması dijitalleşmede tam bu noktada ihtiyaçlarımıza cevap veriyor. Sorunuzun cevabını o yüzden bütün bu pahalılık ve hayat pahalılığını da düşünerek uluslararası ticarette dijitalleşmenin kullanılması olarak birincilik belki ona vermek gerekiyor. Peki Türkiye'nin bu alanda yani Avrasya ortaklarıyla attığı adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hükümet bir yeniden Asya açılımı diyerek aslında Avrasya ortaklarıyla birlikte ilerleyeceğinin mesajını çok net bir şekilde vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihin sarkacı Asya'dan yana demişti. Bu alanda somut adımlar atılabiliyor mu sizce? Şöyle yani niyet var. Hatta Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarından bir tanesi daha çok yakın tarihte Çin, Rusya ve Türkiye arasındaki bu ticaretin yerel para birimleriyle yapılması ki bu direkt olarak zaten blok zincir Merkez Bankası para birimlerinin tarifi. Niyet var. O konuda bir bilinç de oluşmuş durumda. Zaten dediğiniz gibi daha önce Türk kamuoyunda da bu yönde pozitif bir beklenti var. Eksikliğimiz daha çok koordinasyon ve bir strateji oluşturmakta. Yani daha çok taktiksel olarak bu konuya bakıyoruz. Esas strateji oluşturmak için de demin sözünü ettiğim bu geniş toplum kesimlerini içerecek şekilde bir birlikteliğin, demin altılı gruptan bahsetmiştik ya, hani devletin, hükümetin, şirketlerin, özel ya da kamu, bankaların, finans kurumlarının, üniversitelerin, hukuk kurumlarının içinde olduğu bir konsorsiyum gibi düşünmek lazım. Bu böyle bir yapı kurmamız gerekiyor. O zaman ancak sorunuza tam anlamıyla evet diyebilirim. İsterseniz sempozyuma gelelim şimdi. Tüm bu anlattıklarımızın dolu dolu bir programla aktarılışı olacak aslında sempozyum. İlki düzenlenecek. İki gün boyunca sürecek. Ayrıntıları sizden alalım. Evet, 30-31 Mayıs Pazartesi Salı İstinye Üniversitesi'ndeyiz. Sempozyumumuz sizin de başta aktardığınız gibi Türkiye'nin dijital İpek yoluna ve dijital İpek yolunun gelişen ülkelere katkısı olarak seçtik. Burada birbirinden değerli gerçekten Çin'den ve Türkiye'den özellikle çok değerli katılımcılarımız var. Toplam 11 panelde 55 tane konuşmacımız olacak. Ayrıca başka ülkelerden, Avusturya'dan, Peru'dan, İspanya'dan konuşmacılarımız da var. Bol katkılar olacak. Evet, evet. Yani biz burada esasında şunu anlatmaya çalışıyoruz. Kimseye bir sonuçta düşüncelerimizi empoze etmeye çalışmıyoruz yani. Çünkü bu bizim görüşümüz. Tabii ki yanıldığımız şeyler de olabilir ama biz ne gördüğümüzü bu dijital dijitalleşme konusunda ne gördüğümüzü açık olarak ortaya koyalım. Ve oradaki katılımcılar, çünkü hepsi farklı şirketlerden, farklı kesimlerden insanlar. Farklı görüşler olacak. Onları da dinleyelim istiyoruz ve bunu da kamuoyunda paylaşalım. Dolayısıyla bunu yapmaya çalışacağız. Buradan özellikle ulusal kanal izleyicilerine sesleniyorum. Her yaştan gençlere sesleniyorum. Sadece izlemekle kalmasınlar. Siz de bizim linkleri paylaşıyorsunuz. Kayıt için o linklere başvurabilirler. Dijitalleşme konusunda sorunları varsa daha yardım alabilirler birilerinden, o linklerden kayıt olmak için. Evet, ama harekete geçsinler lütfen. Çok önemli. Açılış konuşmacıları da çok önemli şimdi. Onu da es geçmeyeyim. Ekranlara da geliyor bu düzenleyiciler kısmı. Açılış konuşmacıları arasında örneğin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da var. Sayın Varank'ın katılışı önemli bir katkı olacaktır sempozyuma. Tabii ki. Çin'in Ankara Büyükelçisi var. Bakan seviyesinde ve Çin tarafından da bakan yardımcısı, dışişleri bakan yardımcısı seviyesinde bir katılım var. Ayrıca Sayın Ankara Büyükelçimiz, Sayın Bakanımız da birlikte katılıyorlar. Bunlar tabii ki çok olumlu gelişmeler ve bunun devamını getirmek esas yapmamız gereken şey. Bu sempozyumun ardından da devamı için çalışmalar devam edecektir. Evet, yani farklı görüşler olsun. Yani dijitalleşmeyi de en basit şekliyle bir araya gelmek, ortaklıkları kolaylaştırmak, aynılıklar üzerine yoğunlaşmak. Çünkü hepimizde çok fazla farklılıklar var zaten. Hepimiz kardeşimizden de farklıyız, herkesten farklıyız ama aynıyı yakalamaya çalışmaya, ortak bir noktada buluşmaya çalışalım. Bunun için de bu tür bir araya gelmeler, tabii ki etkinlikler çok önemli. Çok önemli. Peki sempozyuma katılım için Türk Çin İşler'in internet sitesinden bir
form doldurmamız gerekiyordu değil mi? Çok basit bir konu. Onu bir parça dediğim gibi izleyicilerimizden oradan rica ediyorum. Bir parça harekete geçmek bir açısından da kendilerine fayda sağlayacaktır. Oradan çok basit bir formu dolduruyorlar ve geliyorlar. Ücretsiz zaten toplantılarımız. Ve yani ne kadar geniş katılım olursa tabii bizim açımızdan o kadar sevindirici olacak. Biz de ilgiyle takip edeceğiz sempozyumu. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Eklemek istediğiniz son bir nokta var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrardan bütün ulusal kanal izleyicilerini bize bu konferansta destek için sempozyuma bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Türkçe'nin İşler Genel Sekreteri Sayın Ulusoy Erdoğan bizlerle birlikteydi. Sempozyumu konuştuk. Birincisi yapılacak olan sempozyuma Türkçe'nin İşler internet sitesinden form doldurarak katılabilirsiniz. Biz şimdi haberlerimizle bültene devam edeceğiz. Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve tarikat yapılanması iddialarına tepki gösterdi. Buradan Mansur Yavaş'a sesleniyoruz. Yolsuzlukla mücadele söyleminiz sahtedir. Siz bu kirli sistemin parçası konumundasınız. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve tarikat yapılanması iddialarına Vatan Partisi'nden tepki geldi. Mansur Yavaş dosyaları savcılığa vermiştir. Fakat dosyalarda adı geçen teftiş kurulu raporlarıyla usulsüzlük yaptıkları iddia edilen isimleri daire başkanı yaparak savcılıktan gelen bilgi ve belge taleplerini engellemenin önünü açmıştır. Vatan Partisi, Ankara İl Başkanlığı ABB önünde Aydınlık Gazetesi'nin gündeme taşıdığı iddialarla ilgili basın açıklaması yaptı. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz, usulsüzlüğe, yolsuzluğa, tarikatlara izin verilemeyeceğini vurguladı. Diyanet İşleri Başkanlığı raporuyla yeni FETÖ olabileceğine dikkat çekilen Süleymancılar tarikatıyla işbirliği halindedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte toplam 4500 belediye kadrosunu bu tarikata peşkeş çekmişlerdir. Elbette bu işbirliğinin Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'den bağımsız kurulması mümkün değildir. Tokgöz, sözde Atatürkçü, sözde halkçı görünen bu belediye başkanlarının aslında kirli sistemin elemanları olduğunu söyledi. Bu sistemin ağababası Amerika Birleşik Devletleri ve onun şu anki başkanı Joe Biden'dır. Nitekim Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ABD Kalkınma Ajansı'ndan milyonlarca dolar hibe desteği almaktan geri durmamışlardır. Mansur Yavaş yönetiminin Filistinli Müslümanların katili İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nin bağışlarıyla Ankaralı'ya iftar verdirmesi de bu sisteme bağlılığının bir başka göstergesidir. Yüce Türk milletine sesleniyoruz. Altın tepsi üzerinde Türk milletine kahramanlık, dürüstlük abidesi yöneticiler diye sunulmaya çalışılan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, kirli küresel rant sisteminin devamı için çabalayan ve ipleri Atlantik kıyılarına kadar uzanan kukla siyasetçilerden başkası değildir. Deniz Tokgöz, Türkiye'nin önünde sistem dışı, kamucu ve gerçekten halktan üretimden yana çözümlerin mimarının Vatan Partisi olduğunu belirtti. Yurttaşlara çağrı yaptı. Milletimizden yetki istiyoruz. Rant ve tarikat belediyeciliğine son verelim. Milletimizden yetki istiyoruz. Üreticiyi baş tacı yapalım. Milletimizden yetki istiyoruz. Dolar saltanatına baltayı vuralım. Tam bağımsız Türkiye'yi kuralım. PKK destekçisi Aynur Doğan'ın 28 Mayıs'ta İBB Cemil Topuzlu Aşık Hava sahnesinde konser vereceği ortaya çıktı. Doğan'ın İBB organizasyonunda sahne almasına tepkiler gecikmedi. İBB'dense konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, 28 Mayıs'ta Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. PKK destekçisi Doğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahne almasına ise sosyal medyadan vatandaşlar tepki yağdırdı. Yazık, 5 şehit var bugün, şu habere bak. 5 şehidimiz var bugün, hiç utanma duygunuz yok mu sizin? Utanmanız yok mu? Bugün bu ülkede 5 şehit verildi, 5.
Eski CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi de İBB'nin Doğan konserine tepki gösterenler arasındaydı. Bu memlekette Kürtçe dahil her dilde konserler verilebilir. Şarkılar adam öldürmez. Tepkimiz hain terör örgütü PKK'nın paçavra bayrağı ve bebek katili Apoposter önünde konser verilmesine ve damarımıza basarcasına, bunlara değer verenlere yönelik. Gelen tepkilerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndense herhangi bir açıklama yapılmadı. Ergenekon kumpası sürecinde hakkında verilen karar nedeniyle yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın Ankara'daki mezarına saldırı yapıldı. Şimdi Türkiye Gençlik Birliği üyeleri mezarlığın orada bir basın açıklaması düzenlediler. Ankara'ya dönüyoruz. Türkiye Gençlik Birliği üyelerini dinleyelim. Ergenekon şehidimiz Ali Tatar'ın mezarına yapılan alçakça saldırıya karşı mezarının başındayız. Yarbay Ali Tatar uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde vatanımızın ve milletimizin selameti için emek vermiş kahraman komutanlarımızdandır. Fethullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen Ergenekon ve Balyoz kumpasları sırasında hakikatlere ışık olmak için can vermiş bir kahramanımızdır. Amerikancı Gladio'ya karşı verdiğimiz mücadelenin en önemli anıtlarındandır. Kendisinin mezarına yapılan saldırı ancak yıkılan Silivri duvarlarının altında kalan Fethullahçıları sevindirecektir. Bu hain saldırıyı kınıyoruz. Ali Tatar'ın varlığı Türk milletinin kahramanlık anıtı arasında yerini almıştır. Yarbay Ali Tatar'ın kararlılığı bugünü ve yarını aydınlatmaktadır. Ali Tatar'ın mücadelesi bugün yurt içinde ve yurt dışında teröre karşı durmaksızın mücadele ettiğimiz sınırlarımızda, Mavi Vatan'da, Karabağ'da, Suriye'nin kuzeyinde Türk milletinin esin kaynağıdır. Ali Tatar gibi kahramanları olan bir millet asla baş eğmez ve eğmeyecektir. Türk gençliği olarak Ali Tatar'ın uğrunda canını verdiği Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini başarıya ulaştıracağız. Anısını daima yaşatacağız ve koruyacağız. Bu vesileyle ABD'nin ülkemizde FETÖ eliyle yapmaya çalıştığı kumpaslara karşı en önde mücadele eden Soner Polat, Özden Örnek, Cem Aziz Çakmak, Kaşif Kozinoğlu, Abdülkerim Kırca, Kuddusi Okkır ve nice kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Şimdi hep birlikte, heyetimizle birlikte Ali Tatar komutanımızın mezarına çiçeklerimizi bırakacağız, anısını yaşatacağız. TGB Ankara İl Başkanı Can Bilgiciler, Yarbay Ali Tatar'ın mezarı başında mezara saldıranlara mesajlarını iletti. Şimdi bültenimize, haberlerimize devam ediyoruz yeniden. Pençekilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Er Mehmet Meren memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Pençekilit Operasyonu'na katılan piyade sözleşmeli Er Mehmet Meral PKK saldırısında şehit oldu. Meral, Siirt 3. Komando Tugayı emrinde görev yapıyordu. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şehit asker için tören düzenlendi. Şehidin naaşı Küçüktaşlı Köyü mezarlığında ebediyete uğurlandı. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençekilit operasyonları sınır güvenliğinin sağlanması açısından büyük öneme sahip. Başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Öte yandan PKK hedefleri tek tek yok ediliyor. Suriye'de Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Pençe Şimşek bölgesinde de 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla öldürüldü. Diyarbakır'daki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı. Çocuklarının yolunu gözleyen aileler evlatlarını almadan eylemi sonlandırmayacaklarını söyledi. Kar olsun, HDP! Kar olsun, HDP!
Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminde 997. günde geride kaldı. Çığ gibi büyüyen eyleme 3 aile daha katıldı. Ben buradan kızıma çağrı gönderiyorum. Kızım neredeyse yani bir şekil bize ulaşsın. Biz 7 senedir ne gecemiz belli ne gündüzümüz belli. Cemal Han, Muş'un Mato ilçesinden 7 yıl önce 16 yaşına daha kaçırılan kızı Dilan için eyleme katıldı. İnşallah bu çağrı üzerinde kızımız da bizi, kardeşlerini, annesini, babasını düşünür ve bize döner. Nöbet eylemindeki aileler kararlı. Çocuklar dağdan kurtarılana kadar eylem devam edecek. Mehmetcan Güvenç, ağabeyi Mehmet Şah için Muş'tan eyleme dahil oldu. Şahsen hiç görmedim yani, onu çok görmek isterdim yani. Annem, babam hepsi perişan. Hala bir umutları var. İnşallah o da bizi görüp bir iletişime geçer yani. Yeslibe Toprak da Batman'ın Beşir ilçesinde dağa götürülen oğlu Murat için mücadele etmeye karar verdi. Zaten nerede olduğunu bilmiyoruz. Ne bir mesaj ne bir telefon, hiçbir şey yok. En azından bir sesini duymak istiyorum. İyi olduğunu bilmek istiyorum. Oğlum geç, seni çok seviyoruz. Vallahi geç, çok özledim, vardı gel. Eylem yapan anne ve babalar HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Giresun'un Trebolu ilçesinde ziraat odası girdi maliyetlerine karşı kendi ilacını üretmeye başladı. Kimyasal olmayan ilaç fındık bahçelerinde kullanılıyor. Fiyatının uygun olması nedeniyle de ilaç çiftçinin tercihi oluyor. Son dönemde girdi fiyatları arttı, ilaç ve gübre fiyatları. Üreticiler bu masrafları karşılayamıyor. Şimdi Giresun'un Trebolu ilçesinde bir üretim merkezindeyiz. Hem fındık üretimi hem de ilaç üretimi. Trebolu Ziraat Odası kendi ilacını kendisi yapıyor ve kendi fındık bahçelerinde o ilacı kullanıyor. Tarım üretiminde maliyetlerin artması üreticiyi alternatif ilaç üretimine yönlendirdi. Trebolu ilçesi Ziraat Odası fındık üretiminde zararlı böcek ve hastalıklara karşı kendi ürettiği tarım ilacını kullanıyor. Kireç ve kükürtten oluşan bir ilaç. Maliyeti uygun, organik tarımda kullanılıyor. Ziraat mühendisi Rıdvan Temiz ürettikleri ilacı ulusal kanala anlattı. Sönmemiş kireç ve kükürtten kaynatarak yapıyoruz. Daha sonra kaynattıktan sonra, kıvamı geldikten sonra belli oranlarda bunu makinemize koyup ilaçlamamızı yapıyoruz. İlacın kimyasal değil, organik olması dikkat çekiyor. Hem fiyatının uygun olması hem organik olması, bunu kısa sürelerde birkaç defa yapmanız gerekecek. Onun dışında etkisi aynı. Ziraat Odası yetkilileri tarafından ilacın yapımı çiftçilere öğretiliyor. Maliyeti ne? Maliyeti 350 lira. Bunu satıyor musunuz? Yok, satma işimiz yok. Biz çiftçilerimize bir örnek olmak istiyoruz. Yapımını gösteriyoruz. Evet. Fındık bahçesinde ilacı kullanan üreticiler fayda gördüklerini söyledi. Verdiğimiz arkadaşlarımız bu parayla alınan ilaçlardan daha çok faydasını gördü bunu. Kendimiz de kullanıyoruz. Bunun öteki ilaçtan faydası, daha iyi besi veriyor. Öteki gibi uç kurusu falan yapmıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenleniyor. Dinleyelim. Büyük bir eğilim, özellikle global anlamda güneş enerjisinden maksimum istifade edebileceğimiz çalışmaları söz konusu bu firmanın. Birleşik Arap Emirlikleri'nin firmalarından büyük bir ilgi alanı söz konusu Türkiye'deki. Özellikle yani limanlarla ilgili, enerjiyle ilgili, demir yollarıyla ilgili. Ve Türkiye büyük bir ülke gerçekten ve gerçekten çok fazla potansiyeli olan bir ülke. Turizm konusunda da ve çok aktif bir sektör. Ve gerçekten de eğer bunu değerlendirecek olursak ileriki zamanlarda bu aramızdaki ilişkilerin de bu yönde de pekişmesi yönünde de fırsatları arayacağız. Aslında COVID-19 bizler için çok önemli bir fırsattı. Zira çok fazla işin yapılmasına yönelik, özellikle turizm sağlığı ile ilgili ya da sağlık turizmi ile ilgili ve ilaç üretimi ile ilgili ve ileriki zamanlarda tabii ki bizim tarafımızdan yeni fırsatların ortaya konması için yeni fırsatları kollayacağız Türkiye'de. Ama biraz önce bahsettiğim gibi
Yani sadece bizim ilgi alanımız Türkiye'de yapmak değil. Zira Türkiye ile birlikte başka ülkelerde işbirliği yapmak konusunda çok önemli bize. Bu Afrika'da olabilir. Bakan Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi Asya, Orta Asya'da ya da Güney Doğu Asya'da olabilir, Güney Batı Asya'da olabilir. Çok büyük fırsatlarımız söz konusu. Zira Türkiye'nin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de büyük saygı gösterilen bir iki ülke aslında bu ülkeler tarafından, bu bölgeler tarafından. Onun için kendi ilişkilerimizi iyi bir şekilde pekiştirmemiz lazım o bölgelere gitmek için. Elif Saatçioğlu, A Haber. Sayın Bakanım, benim sorum sizlere olacak. Çok uzun temaslar gerçekleştiriyorsunuz son dönemde. Özellikle de Filistin ve İsrail'e ziyaretleriniz oldu yakın zamanda. Önümüzdeki dönemde de İsrail de dahil olmak üzere Körfez bölgesinde normalleşme bağlamında ne gibi adımlar bekleyebiliriz? Sizin bu noktadaki temaslarınız ne gibi sonuçlar veriyor şu an? Çok teşekkür ediyorum. Bugün ikili görüşmemizde en son gerçekleştirdiğimiz Filistin ve İsrail ziyareti hakkında da kardeşim Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah'a bilgi verdim. Ayrıca diğer ülkelerle devam eden süreçler hakkında da bilgi verdim. Suudi Arabistan'la normalleşme, Mısır'la devam eden süreç hakkında. Bizim hepimizin ortak amacı, geçmişte ayrılıklar olduğu, görüş ayrılıkları olduğu, farklı konumlarda olduk. Ama bunların bir faydasının olmadığını da hep birlikte gördük. Yani bizim kendi aramızdaki bölünmelerin kimseye bir faydası yok. Dolayısıyla ilişkilerimizi öncelikle kendi aramızdaki ilişkileri düzeltmemiz lazım ki başkalarına da katkımız olsun. İşte yaşadığımız şu coğrafyada zaten yeterince çatışmalar var. Ukrayna Savaşı bir kere daha gösterdi ki dayanışmaya, birlik, beraberliğe, istikrara her zamankinden fazla ihtiyacımız var. İşte gıda güvenliği olsun, enerji sıkıntıları olsun, hep bunlar dayanışmayla aşılabilecek konular. O nedenle biz daha önce görüş ayrılığı içinde olduğumuz tüm ülkelerle ilişkilerimizi azami bir şekilde normalleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Tabii bu çabalar karşılıklı. İsrail'e yaptığımız ziyaretin de bu anlamda faydalı olduğunu görüştük. İsrail'le de görüş ayrılığı içinde olduğumuz konular belli. Bizim tüm Müslümanlar olarak Kudüs'ün statüsü, Mescid-i Aksa'nın statüsü, bunlar hepimiz için kırmızı çizgidir. Sonuçta bu konudaki görüş ayrılığımız var ama Ramazan ayında da gördük ki diyaloğun da faydası var. Bu diyaloğu sürdüreceğiz. Diğer taraftan farklı ülkelerle de görüş ayrılığı içinde olabiliriz. Her görüş ayrılığı içinde olan ülkeyle ilişkileri kesmek de doğru bir yaklaşım değil. Bu anlayış herkeste var, karşılıklı var. Filistin meselesi konusunda da aynı şekilde Filistinli kardeşlerimizin mesajlarını da İsrail tarafına çok açık bir şekilde ilettik. Kendi aralarında diyaloğun tesis edilmesinin önemini de vurguladık. Mısır'la da önümüzdeki süreçte inşallah daha ileri adımları da atarız. Bunları da değerlendirdik. İşte Libya konusunda görüş ayrılıkları vardı. Şimdi hepimiz Libya'nın istikrarı için birlikte çaba sarf ediyoruz. İşte Yemen'de ciddi sorunlar var. Terör saldırıları oldu. Biz dayanışmamızı hem Suudi Arabistan'la hem de Birleşik Arap Emirlikleri ile gösterdik. Teröre karşı da birlikte mücadele etmemiz lazım. Biz Türkiye olarak bu konuda tutumumuz gayet açık, net. Yani sonuçta bu doğrultuda birlikte çalışmaya, birlikte adım atmaya devam edeceğiz. Bu hepimizin yararına, kendi halklarımızın yararına, tüm Müslümanların da yararına, Müslüman ülkeler için söylüyoruz. Bölgenin istikrarı bakımından, barışı bakımından da önemlidir. Mal vezir bes aqab ala ma zekertum. Feel free, my brother. مع الوزير أولا أهنيكم على زيارتكم لإسرائيل وأشقائنا في فلسطين لا شك أن زيارتlerinize gerçekten tebrik etmek istiyorum yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı. Aslında bu yani barış sürecinin tekrar gelmesine yönelik İsrailler ve Filistin arasındaki süreci tekrar gelmesi için bir motive edici bir ziyaretti aslında. Bizim bölgemiz aslında hüzünlerle dolu, hüzünle dolu aslında ve bizim haklarımız daha iyi hak eden haklarımızdır ve gerçekten de Sayın Bakan yapmış olduğunuz ziyaretler çok önemli.
oradaki halkların İsrailleri aynı zamanda da Filistinlileri de barışa yürümeleri yönünde teşvik edeceği ve motive edeceği, zira büyük bir sıkıntı söz konusu hali hazırda bulundukları konum. Sonuçta aslında ortaya çıkan çıkar aslında tüm halkların çıkarıdır. İdeolojik farklılıklar değildir. Onun için halklarımızın önemli. Yani ideolojik fikirler ortaya çıktığı zaman ve yükseldiği zaman o zaman da iki taraf arasındaki işbirliği azalır ve birlikte çalışmak zorlaşır. Onun için Türkiye'nin diplomasisini ve saygıdeğer Bakan Bey'e de şahsınızda çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok önemli. Gerçekten çok büyük emekler sarf ediyorsunuz. Çabalar harcıyorsunuz. Ruslarla Ukraynalılar arasında aynı şekilde yapıyorsunuz. İsraillerle Filistinler arasında aynı şey yapıyorsunuz. Ve ileriki zamanlarda ortaya koyacağınız rol aslında takdire şayan ve hayır olarak telakki edilecektir efendim. İnşallah. Thank you very much. Bu açıklamayla bültenimizin sonuna geldik. Herkese iyi hafta sonları.